Oy. O zaman ufak ufak başlayalım abi, ben anlatayım. Kısa bir özet geçelim. Geçen hafta neyi gördük? Erken dönemi gördük. Hip hop'un öncülerini gördük. Old school ve new school dönemini gördük. Açıkçası bir açıklama yapmam lazım. Şu Golden Age'i ben niye 1987-98 arasında belirledim diye. Çünkü bunu belirlerken farklı farklı insanlar farklı şekillerde belirliyorlar. Bir kesim Golden Age'i 87'de başlayıp Gangsta Rap'in doğuşuyla yani NWA sonrasında bitiriyor açıkçası. Ama ben buna çok katılmıyorum. Çünkü Golden Age dediğimiz altın çağı. Altın çağı efsane albümlerin, klasiklerin çıktığı dönem 90'ların neredeyse sonuna kadar tekabül ediyor. Onun için ben Golden Age'i yaka yaka yani East, West, Dirty South ve Midwest şeklinde ele alacağım. Ve bu her coast'taki, her yakadaki yani farklı soundlara yönelmiş rapçiler üzerinden alt başlıklarla ilerleyeceğim açıkçası. Ben o yüzden biraz bu şekilde ayırıyorum Golden Age dönemini. Ama temel olarak şuna geleyim. Golden Age'de ne değişti? Hatırlarsanız hani Old School'da çok fazla disco sound'una benzeyen hani bir genre olarak disco sound'una benzeyen burada Like Morphine hoş geldin abi. Takip için teşekkürler. Ne diyordum? Ha, o Old School'da disco janrasına benzeyen altyapıların üzerine çok basit kafiyelerle rap yapılıyordu. Hani MC'lerin hatta en başta fazla bir işlevi yoktu. Biraz sunuyorlardı sadece ya da işte anons yapıyorlar gibi bir durum söz konusu demiştik. Old School'un başlarında ilk kayıt döneminden sonra bir hızlıca bir mainstreamleşme dönemi vardı ve New School'da ise biz ağırlıklı olarak hani bu disco sound'undan kurtulup biraz daha basit altyapılar üzerine hatta sadece ritim üzerine 808'e özenerek rap yapıldığını çok sık gördük. Daha kısa sample'lar, one shot sample'lar görüyorduk. Bu dönem gelen teknolojiyle birlikte MO SP 1200 daha sonraki dönemde yani 90'ların başlarına itibaren MPC ile beraber Akai'nin biz müzikal anlamda daha zengin altyapılar, daha müzikalite taşıyan altyapılar duymaya başlıyoruz. Bu dönemde mesela çok daha komplike beatler ortaya çıkıyor. Sampling teknikleri bazında yeni teknikler keşfediliyor ve belki de daha müzikal daha dahi diyebileceğimiz insanlarla tanışıyoruz. Keza örnek vereyim. DJ Premier gibi, P-Track gibi, Easy Mobi gibi. Bu isimlerle bu hatta son dönemine doğru yani Golden Age'in son dönemine doğru Jadilla aynı şekilde burada geliyorlar ve hani müzikteki devrimi yaratıyorlar. En basında beatler bazında bu değişiyor. Lirikal olarak birazdan değineceğiz zaten. Çok daha komplike lirikler, kompleks kafiye şemaları müziğin içine dahil oluyor. Hatta bugün dinlediğimiz müziğin ataları var. Onu özellikle Dirty South'ta size göstermek için bir şeyler seçtim. Bugün slaytlarla gittikten sonra hani şöyle gideceğiz. Slayt albüm önerisi ya da öncesinde biraz müzik dinleyip sonra albüm önerileri döneme dair gelecek. Biraz o şekilde gideceğiz. O zaman hazırsanız başlayalım. Hani kısa bir özet girişi yaptık. Neden Golden Age'i bu şekilde aldığımı söyledim. Unuttuğum bir şey var mı? Sanırım yok. O zaman devam edelim. Bu kapak fotoğrafında dönemin önemli figürlerini görüyorsunuz. Bunlara janra janra gireceğiz. Şu an karışık janralardan gidiyor açıkçası. Bu arada bir taraftan chatten gelen sorularınıza da bakacağım tabii ki. Yani Türkiye'de ilk esinlenen soundlar Golden Age soundları mı diye sormuş Emir. Aslında evet. Golden Age'in conscious soundları yani şimdi hemen göreceğimiz soundlar. Conscious Hip Hop. Yani nedir Conscious Hip Hop? Conscious'ın kelime karşılığı bilinçli. Yani politik hip hop diye bildiğimiz şey, politik rap dediğimiz şey burada başlıyor. Burada bir önceki dönemde Grandmaster Flash ve
Furious Five'in yaptığı The Message şarkısının etkisinde kalarak ortaya çıkan Doğu Yaka sanatçıları. Bunun Batı'da da karşılığı var tabii, ayrı mevzu ama ilk burada başlıyor. Doğu Yaka sanatçıları, New York merkezi daha çok. Hoş geldin Mali. Yok, çok bir şey anlatmadım henüz. Hatta yeni başladık ya. Hoş geldin. Bizim politik rap dediğimiz conscious rap, yani sadece politik olmak zorunda değil, bilinç anlamına geliyor conscious. Hani içi dolu rap dediğimiz şey Türkçe'de. Hani öyle bir tanım yok ama size en basitinden böyle anlatabilirim yani. Bu dönemde başlıyor. Bu dönemin önemli figürleri KRS-One, yani Boogie Down Productions, Public Enemy, Eric B. ve Rakim, Big Daddy Kane, Poor Radius Teachers, Black Sheep, EPMD, The Fugees, Black Star, Camp Low, Lost Boys, Digging in the Crates, bu kalabalık bir ekip, ona ekstra bir parantez açarız isterseniz. Ama bir de fotoğraflarda kafa karışıklığı olmasaydı diyorum, bu şöyle, Golden Age dönemi boyunca ağırlıkla yaptıkları soundlara göre ben bu janralara ayırdım biraz açıkçası, hani sanatçıların tarzlarını. Yoksa baktığımız zaman KRS-One hani bir dönem gangster rap şarkılar da yaptı örneğin. Big Daddy Kane bir süre mainstream oynadıktan sonra biraz daha pop rap'e yakın işlere yelken açtı mesela. Poor Radius Teachers daha önce %5 yayında konuştuğumuz gibi tamamen bu öğreti üzerine müzik yapmaya başladılar gibi. Black Sheep biraz daha underground'a döndü. Örnek verebilirim yani. The Fugees jazz rap'e yöneldi daha sonrasında. Ama hani çıkış noktalarına göre aldım ben biraz bunu, anlayacağınız. Önemli figürler bunlar. İsterseniz hızlıca birkaç örnek dinleyelim bu dönemden. Ondan sonra konuşmaya devam edelim konu hakkında. O zaman hazırsanız KRS-One'la başlayalım. Selam Miraç, hoş geldin. Yok, çok bir şey kaçırmadın, daha yeni başladık hani. Bu arada Dumbo Müzik Melodi, selamlar abi tekrar. Parçayı bölmemek adına çok şey yapmadım. Aklımdasın, çok selamlar tekrar. Size dediğim gibi şu an Conscious'la başladık. Biraz daha Conscious örnekleri dinleteceğim. Ondan sonra devam edeceğiz yine. O zaman sıradaki parça Public Enemy, Fight the Power. Evet, dinledik. Sorularınıza bir yanıt vereyim. Chuck D Kara Panter'da, evet abi, ve o siyah giyim dansçılar Kara Panter referansı aynı şekilde. Çünkü parçanın yapıldığı dönem zaten birkaç sene sonrası zaten meşhur Kaliforniya isyanları çıkacak zaten. Hani siyahları, hani bugün de çok farklıydı Amerika gerçi ama siyahların ekstra sıkıntı çektiği günler bunlar. Bu dönemlerde bu parça çıktığında hip hop yanlış hatırlamıyorsam 14 ya da 15 yaşındaydı yani. Ama hala beyaz Amerikalılarda bir karşılığı yoktu. Avrupa'ya yeni yeni bu dönemde yayılmaya başlıyor bir iki istisna hariç. Mainstream, gerçi ciddi anlamda mainstreamleşmesi bu döneme denk geliyor abi açıkçası. Ama hala siyah, bu dönem için konuşuyorum, hala siyah Amerikalılar dışında bir karşılığı yok. Ancak işte bu gördüğünüz conscious rap ekolündeki gibi, yani politikleştiği vakit, bu sözlere de yansıdığı vakit zaten daha fazla benimsedi siyahlar bu müziği. O açıdan geniş kitlelere yayılmış bir haldeydi diyebilirim. Ama tabii ki sadece siyahi komünite içerisinde. Bir parça daha dinleteyim erken, Conscious'ın erken dönemlerinden. Eric B. ve Rakim, I Ain't No Joke. Evet, şimdi birkaç sorunuza cevap vereyim, sonra eklemeler yapacağım. Yok abi, chatte sorulmuş, %5'lerle alakalı bir referans mı diye kolyeler için. Hayır abi, geçen hafta da değindik. Kolyeler aslında bir taraftan kölelik dönemindeki zincirlere atıf yani açıkçası. Bu şekilde de kullanıldığı çok sık oluyor. Hani büyük zincirler mantığında. Kalan takı olayı ise biraz dediğim gibi sonuçta rap sanatçıları hiçten gelen, yoktan gelen insanlar, yani sıfırdan geliyorlar ve
bunu bir başarı sembolü olarak kullanmayı, gösterişi biraz seviyorlar açıkçası Amerika'da. Hani özellikle günümüz kullanımı için böyle söyleyebilirim yani takı olayını. Bugün o pikabı sıç... Ne? Mali bir şey yazmış, okuyamadım. Bugün o pikabı skreç atarken öyle koysan linç yersin ya da elin çarpar plağı çöp edersin. Evet. Ama klip çekimi yani normal. Yok işte saat dediğim gibi gösteriş. Ha bir de ne kadar doğru bilmiyorum. Hani hukukçu varsa aramızda cevaplarsa sevinirim. El konulamaz mal olarak geçiyor galiba bazı mücevher grubu. Saat gibi, yüzük gibi. Olası bir soruşturma, haciz durumunda. O yüzden bizim günümüzde de çok saate yatırım yapıldığı söylenir. Ama bilmiyorum. Hani hukuki olarak bunun bir karşılığı var mı bilmiyorum. Bu tarz şeyler okuyoruz internette yoksa. Şuna geleceğim. Siz de farkındasınızdır. Geçen hafta Old School ve New School döneminde dinlediğimiz beatlerden sonra buradaki müzikal değişimin farkındasınız değil mi? Daha dolu dolu alt samplingler var. Tek tip drumlardan çıkılmış durumda. Sampling sayesinde. Rakim ayrı bir parantez açacağım. Rakim kompleks rhyme'ı geliştiren efsane statüsündeki MC açıkçası. Bu parçada zaten onların ünlendikleri ilk single'ları çıkış yapan Paid in Full albümünde. Evet abi öyle bir mevzu okudum ama işte hukuki karşılığı var mı ben de bilmiyorum. Erken döneminden 3 tane örnek yeterli. Buraya listeye bayağı bir şey attım ama size zaten YouTube tekrarında, YouTube'a yüklediğim versiyon tekrar açıklama kısmına daha detaylı yayında dinlemediklerimizin de olduğu playlistleri her yayın gibi bunda da bırakacağım zaten mutlaka. Biraz da şeye geleyim. Diğer bir tarza geçmeden önce size mesela bir tane daha örnek açayım. Ama bu şeyden, Conscious Rap, bu şu an dinlediğimiz örneklerin hepsi 80'lerin başından çünkü. Başından diyorum pardon 87'den itibaren dönemin başından. Bir tane de 90'ların ortasında peki Conscious Rap nasıl bir sound'a büründü onun örneğini açayım size. Black Star Respiration featuring Common. Evet. O zaman konumuza geri dönebiliriz. Gördüğünüz gibi Conscious Hip Hop'u anladınız herhalde arkadaşlar. Temel olarak ne olduğunu hani politik hip hop diyebilirim size açıkçası. Sadece politik değil Conscious'ın açılımı ama. En başta neydi, sonrasında neye döndü onu göstermek için bir örnek daha açtım. Başka bir Hip Hop 101 bölümünde daha da detaylı sanatçı diskografilerine girerek de inceleyebiliriz ama şimdilik diğer alt jenramıza geçelim isterseniz. Ama önce bir albüm önereceğim. Bunu unuttum slide'da. Conscious Hip Hop'a derinlemesine girmek istiyorsanız size önereceğim albümlerin kapaklarını ve isimlerini haliyle görebiliyorsunuz. Boogie Down Productions, Criminal Minded, Mos Def ve Talib Kweli, Black Star, Eric B. ve Rakim, Paid in Full, Public Enemy'yi zaten biliyorsunuzdur. Şu, klasik bir albüm çünkü o. Gerçi burada hemen hemen hepsi klasik. Tragedy Kaddafi, Intelligent Hoodlum. Ondan sonra Kaddafi de tarz değiştiren MC'lerden biri olduğu için onu başka bir alt kategoride inceledim ama bu Conscious albümdü mesela bu albüm büyük oranda. Brand Nubian, MC Search yine gördüğünüz üzere. Evet, diğer alt jenramız Jazz Rap. Jazz rap'te şöyle oluyor. İsminden de tahmin edebileceğiniz gibi özellikle beatler, samplingler ve müzikalite caz kökenli bu soundta. Lirikler kimi zaman eğlenceli, kimi zaman conscious içerikli olabiliyor. Başlıca temsilcileri burada bir dipnot düşeceğim bir kişiye. Common aslında Chicago'dan Midwest sayılabilir yani aslında. Yani Chicago'nun bir kısmı çok doğu sound'u yaratıyorken bir kısmı kendine özgün sound yarattı ama onu, o sound yaratma olayını Golden Age'de pek görmüyoruz açıkçası. Temellerini twist atıyor ama ona o başlıkta değineceğiz zaten bugün. Yiğit Gürkan hoş geldin abi. Ama Common mesela hiçbir zaman o Midwest'in Chopper tarzında ilerleyen dönemlerde falan da üretmedi. Hep East Coast kafasında olduğu için ben onu jazz rap olarak değerlendirmeyi tercih ediyorum açıkçası.
Bu janrının başlıca sanatçıları A Tribe Called Quest, Digable Planet, De La Soul, Gangstar, daha sonrasında biraz daha hardcore hip hop olsa da başlangıçta ilk iki albümleri ağır jazz rap esintisindeydi açıkçası. Jungle Brothers, The Roots, Pete Rock ve Siyasi Mood, Stay Sonic, Main Source, Dream Warriors ve KMD. KMD hatta MF Doom'un ilk grubu. Bir klibini izleteceğim size zaten. Daha sonrasında MF Doom rolüne bürünüyor. En başta KMD bir jazz rap grubuydu açıkçası. Bu tarzda abi brush sesler zaten caz müzikte de çok kullanılır. Benim de çok sevdiğim bir şey. Burada caz sample'lardan dolayı bayağı bir brush duyabiliyoruz. Ama zaten örnekleri dinleteceğim şimdi. Orada da anlayacaksınız daha net olarak. Hatta örneklerimize geçelim isterseniz. Dediğim gibi normalde hip hop 101'ler bu kadar ağır müzik dinlemeli yayın olmayacak ama bunu daha iyi anlayabilmeniz için size parçaları dinletmeyi tercih ettim bugün. Hani zaten çok sevdiğim bir dönem, ağırlıkla dinlediğim dönem olduğu için ben kendi adıma dinlerken hiç tıkılmıyorum. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. İlk parça A Tribe Called Quest, yani ATCQ, Can I Kick It? Evet, birkaç tane daha jazz rap örneği göstereceğim ben size. Hatta sıradaki parça tam olarak jazz rap sayılmasa da yine Gangstar dediğim gibi iki albümünde bayağı jazz rap altyapısı yapsa da ben bu parçayı çok sevdiğim için Gangstar'dan bu parçayı almayı tercih ettim. Sizin de itiraz edeceğinizi düşünmüyorum. Gangstar Mass Appeal. Evet, size jazz rap için iki örnek daha göstereceğim. Birincisi Pete Rock ve Siyah Smooth, Troy, They Reminisce Over You. Diğeri de biraz da MF Doom'un ilk halini görmeniz açısından, belki bilmeyeniz vardır, çok bilinmiyor çünkü, KMD'yi göstereceğim sırasıyla. O zaman Pete Rock ve Siyah Smooth, They Reminisce Over You, Troy ile başlıyoruz tekrar. Evet. Abi bir saattir abone olmak için uğraşıyorum, yapamadım. Öğrenince tekrar deneyeceğim. Abi hiç sorun yok. Wells, Il Wells, hoş geldin abi. Hakikaten Emir Kemal'in dediği gibi beatlere aşık olmamak elde değil. Size son jazz rap için son bir örnek daha açacağım. Dediğim gibi demin de KMD, Peach Fuzz. Kendisi MF Doom'un ilk grubu. Aramızda bilmeyen hayranları varsa Metal Face öncesi dönemini, onlara da sürpriz olacak muhtemelen. Başlatıyorum. Evet abi, ben söyleyemeden sen bulmuşsun. Ben parça bitsin diye bekliyordum. O Onyx'li Burstone Kid. Abi brushlar fırça gibi ses çıkaranlar. Çıs, çıs gibi hani. O duyduğun hayaletler brushlar bu arada. Emir Kemal sormuş. Intro'da vardı hani. Kalanda bildiğimiz drum break üstüne geldiği zaman duymuyoruz tabii de. İleri dönem caz raplerde direkt o sound, brush soundların üstüne rap yapıldığını da görüyoruz çünkü bayağı bolca mesela. Bence çok tatlı duruyor, yakışıyor. Evet, o zaman konu örneklerimizi verdiğimize göre konuya devam edelim. Caz rap'i anlamışsınızdır hani müzikal olarak caz elementlerine çok fazla yer veriliyor. Diriklerin konusu sabit değil dediğim gibi. Bir conscious rap'teki gibi belli bir kıstas yok orada. Bu arada Emir Kemal demiş ki abi burada konuya en az hakim olan benim sanırım, o yüzden sorularım biraz absürt kaçıyor, kusura bakma. Yok estağfurullah, olur mu ya? Zaten hep beraber öğrenelim, bilgimiz varsa eğlenelim, bilmiyorsak öğrenelim diye bu yayınları yapıyorum yani zaten. Onun için hiç sorun yok. Sen istediğin her şeyi sorabilirsin yani. Jazz rap için size albüm tavsiyelerine geçeyim işte. Siz de görüyorsunuz işte derken. Common Sense, yani bildiğimiz Common, en başta o şekildeydi ismi. Resurrection, ATCQ, A Tribe Called Quest, The Law and Theory, Criminal Scientific, Gangstar Daily Operation, The Roots Organics, Pete Rock ve Siyah Smooth, The Main Ingredient. Bu kelimeyi okumakta zorluk çekmişimdir her zaman. Digable Planets, Blowout Comp, Deras oldu görüyorsunuz. KMD'yi demin dinlediğimiz parça da o albümde. Camp Low, Uptown Saturday Night. Cenk hoş geldin abi. Jazz Rap'in sonuna yetiştin ama olsun. Yine sevdiğin bir taraftan devam edeceğiz. Sıradaki alt janramız East Coast için Mafioso Rap. Burada
bu tarzın babası Kulcu Rap. En başta fotoğrafını görüyorsunuz. Kulcu Rap'e gelmeden önce hem bu janr hakkında hem Juice Groove hakkında birkaç şey söyleyeceğim. Geçen yayının sonunda Juice Groove'dan biraz bahsettiğim için bu yayın ayrıca değinmedim. Hani üyelerini gördükçe değineceğim. Çünkü Juice Groove ilk süper rap gruplarından bir tanesi. İçerdiği efsane MC sayısı inanılmaz yani. Juice Groove'un içerisindeki her MC farklı bir janrada öncü konumuna geldi. Kulcu Rap, Mafyozo Rap'in öncüsü oldu. Bu durumda. Big Daddy Kane en başta biraz conscious gidiyorken daha sonra pop rap'e kaydı. Demin de söylemiştim. Gibi gibi örnekleri çoğaltabilirim. Mafyozo Rap'in batıdaki karşılığı bildiğimiz gangster rap. Mafyozo Rap'te şöyle bir fark var. Daha çok Sicilya, İtalyan mafyası referansları üzerine kurulu. Gangster rap'ten farklı olarak. Yine suç hayatı anlatılıyor. Şiddet anlatılıyor. Sokak hayatı anlatılıyor. Ama bolca özellikle ağırlıklı olarak İtalyan mafyasına bir öykünme ve referans verme var. En basitinden Wu-Tang Clan ilk çıktığında mafyozo değil, hardcore rap yapıyorken mafyozo rap akımına katılan rapçiler arasında Rakbon ve Ghostface'i de görürüz mesela burada gördüğünüz. Mobb Deep bir dönem çok yöneldi. Nas, AZ, Jay-Z, Big Pun ve Fat Joe, The LOX, CNN ve özellikle Life After Death albümünde Biggie, mafyozo rap akımından çok etkilenmiştir. Yine örnekler vererek gidelim isterseniz. Örneklerimizi dinledikten sonra konuşuruz. Burada ilk örneğimizi tabii ki Kulcu Rap'ten vermeyi düşünüyorum açıkçası. O zaman Kulcu Rap ve DJ Polo Road to Riches. Dediğim gibi dinledik, nasıl bulduk? Siz kendi aranızda pek kritiğini yapmıyorsunuz bugün chatte. Dediğim gibi Mafyoso Rap'in öncüsü Kulcu Rap ile başlamak istedim. Kulcu Rap ve DJ Polo ile. Sıradaki örneğimiz demin de yaptığımız gibi artık zaten bu yayının konseptini anlamışsınızdır. Hani bu içeriğin daha doğrusu. Önce janrayı basit basit anlatıyorum. Sonra örnekleri size dinletiyorum. Sonra da eklemelerimi yapıyorum. Bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Sıradaki parça Rakvon Criminology. Bu arada Mafyoz Rap benim en sevdiğim janralardan bir tanesi açıkçası. Dediğim gibi içerisinde fazla bol bol bragging dediğimiz kendini övme konsepti de vardır liriklerde bu arada. Ona değinmeyi unuttum demin. Yine bir örnek daha gelsin. Mobb Deep, Shook Ones bildiğimiz bir parça. Aslında Mobb Deep bu sahanda biraz Hell on Earth'te daha fazla ağırlık verse de yani hepinizin bildiği bir klasiği almak istediğim için biraz Shook Ones'ı aldım. Evet. Bir efsaneyi daha dinlettim size. Huzur içinde uyusun Prodigy, Guru. Bayağı bir şey dinledik. Guru'yu tabii aklıma geldiği için söylüyorum. Yoksa Mafyoz Rap'le alakası yok. O zaman Mafyoz Rap için size en sevdiğim janr olduğu için en çok bunu da örnek dinleyeceğiz muhtemelen. Nas New York State of Mind'ı açacağım. Ondan sonra da Biggie Smalls'tan bir parça açacağım. Ve Mafyoz Rap üzerine birkaç albüm tavsiyesinde bulunup sıradaki janrımıza geçeceğiz East Coast başlığı altında. O zaman Nas New York State of Mind. Evet. Dediğim gibi Nas'ın aslında ikinci albümü olan It Was Written'da daha çok mafyozu etkisi olmasına rağmen Illmatic'te de görüyoruz bunu. Illmatic övelim azıcık denmiş. Ya, müthiş bir albüm ve bence zaten Nas'ın en iyi iki albümü arka arkaya çıkardı. Illmatic ve It Was Written albümleri bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. En iyi iki albümü. Nas müthiş bir lirist ya. Hani sadece kariyerin ilerleyen yıllarındaki beat seçimi konusunda yani bütün internetin hemfikir olduğu gibi bir sıkıntımız var ama hani MC Search'tan Allah razı olsun hani heba etmeden hani böyle bir yeteneği bizlere sundu Kulcu Rap'le beraber. Aslında ben buraya bayağı bir örnek almıştım ama East Coast ve Mafyoz Rap'le aşırı oyalanmayalım diye dediğim gibi kalan parçalara size playlist hazırlayacağım. İster dinlemeniz için, ister keşfetmeniz için. Onu YouTube linkin, videonun, yayının tekrarının YouTube versiyonunda açıklamada bulabileceksiniz onları.
Ama mesela aklıma gelmişken şeyi söyleyeyim. Bir önceki dönemdeki Old School, New School dönemindeki MC'ler, sadece mafyoz rap için konuşmuyorum şu an anlatacağım şeyleri. Bu dönemde aklınızda üretmeyi bıraktılar mı, emekli mi oldular gibi bir soru varsa aslında olmuyorlar ama kendini en iyi LL Cool J adapte edebiliyor. Hani KRS-One'ın, işte Big Daddy Kane'in zaten esas dönemi bu dönem, Rakim'in vesaire. Yani özellikle New School döneminden LL Cool J kendini her dönem janralara iyi adapte etmiştir mesela. Diğerleri yine var oluyor ama aşırı söz sahibi olamıyorlar artık Golden Age'den sonra yani. Sıradaki parça Biggie Smalls You're Nobody Till Somebody Kill You. Huzur içinde uyusun. Abi gerçekten hani ben şeydeyim zaten, biliyorsunuz hani ya, gelirinde melirinde değilim olayın yani. Yeter ki daha fazla kişiye ulaşalım. Hani özellikle Türk rap dinleyicisi çok ilgisini çekmediği için düşük izlenen yayınlarımızdan biri, ama ben burada bir kişi de olsa, hatta hiç kimse olmasa da bunu yapacağım ya. Yani, bir bakmak isteyen iki kişi, üç kişi bile varsa bir kaynak oluşturmamız lazım çünkü yani. Bence güzel. Emir Kemal, görüşürüz abi, kendine çok iyi bak. Yarın görüşürüz. O zaman sıradaki janrımızda devam edelim. Tabi öncesinde Mafyoz Rap albüm önerileri. Rake One, Only Built for Kibble Links, Kool G Rap ve DJ Polo, Wanted Dead or Alive, AZ Do or Die, Jay-Z Reasonable Doubt, Biggie Life After Death, Mobb Deep Hell on Earth, Nas It Was Written, Kool G Rap 456, yani 456 ya da Capone and Noriega The War Report ve Fat Joe Don Cartagena. Bu arada yorum gelmiş. Tüketmek isteyen yok ki. Burada 20 kişi izliyor. YouTube'da 100 kişi izleyecek diyorsun. Abi doğru ama şey, ben YouTube kanalımı da daha önce çok kötü kullanıyordum. Hani 6-7 sene önce açıp hiçbir şey yüklemediğim için yeni yeni büyüyor. Twitch için de yine yeni başladık. Zamanla büyüyeceğiz. İleride gelenler de artık tekrarlarıyla idare edecekler. Bizim için güzel anlar oluyor bunlar. Gerçekten benim izleyici sayısı çok umurumda değil açıkçası ya. Ve dediğim gibi şey de var. Özellikle YouTube benim kendi kariyer yönetimi hatalarımdan, biraz benim sosyal medyalarım olması gerekenden daha az takipçi sayısında. Özellikle YouTube. Yavaş yavaş onu toplayacağız galiba. Sürekli üretimle, sürekli içerik yükleyerek o toparlanır aslında yani. Mafyoz rap önerilerini bitirdiğimize göre demin sorulmuştu. Doğu yakası hardcore hip hop sound'u. Daha çok New York üzerinden dönüyor. Burada size örnek verebileceğim isimler. Channel Live, Blazzy Blazzy, Smith & Wesson, Black Moon, Helter Skelter, rahmetli Sean Price ve Rock'ın grubu, M.O.P., Lords of the Underground, Onyx, Wu-Tang Clan, Crooklyn Dodgers, Big L, Crooklyn Dodgers yine Mass Dancing girişimi bu arada. Yine Juice Group'dan bahsetmiştik. Cannabis, Golden Age'in sonlarına doğru yetişiyor o da. Ve Gerardo Damaja. Türkiye'de karşılığı aslında tam olarak Battle Rap değil abi. Çünkü şey var. Türkiye'de bir ara hardcore rap'i sadece brutal vokal, scream vokal zannediliyordu bir ara. Yanlış bir kullanım. Evet, mesela burada gördüğümüz isimlerde mesela Onyx bu tip bir vokal kullanıyor. En basit örnek olarak, en bilindik örnek diye onu veriyorum. Mesela çok kişi var. Cannabis yine biraz daha farklı bir vokal kullanıyor. Hani ona yakın ama bu demek değil. Yani hardcore hip hop'ta size nasıl anlatabilirim esas olduğu şeyi? Ya zaten isminden tahmin ettiğiniz gibi sert içerik, sert sözler ama bunda bir sound kıstası yok dediğim gibi. Daha yüzü underground'a dönük bir janra. Detaylıca bir hardcore hip hop konuşabiliriz aslında yine başka bir yayında. Çünkü daha önümüzde bayağı 3 bölge daha ve bayağı bir sound var. Hızlı hızlı gitmek adına bu şekilde yapıyorum. Ama yine de değineceğiz. Zaten sound örneklerini dinlettiğimde kafayı anlıyorsunuzdur yani. Diğerlerinde bahsedilmeyen konseptlerde de yazılıyor mesela hardcore hip-hop'ta. Örneklere geçelim isterseniz. Üstüne yine eklemeler yaparız zaten.
mesela. O zaman hatta buna Smith Wesson'la girelim hatta. Soundboy Ray. Evet. Abi Kürde Twitch yok demiş ki. Abi Smith Wesson'ın beatler neden daha çok bas ağırlıklı oluyor diye. Abi özellikle bu erken dönem yani 90'ların başındaki hardcore rap, Doğu yakası hardcore rap sound'unun karakteristik özelliklerinden bir tanesi. Yani Boom Bap'in karakteristik özelliklerinden bir tanesi daha doğrusu bu aslında. Erken dönemde. Bu arada dediğim gibi ben yayının başında söyledim. Sadece slaytlarda hatırlatacak şeyler var. Onun dışında bir not almıyorum. Biraz ezberden gittiğim için atladığım, unuttuğum ya da yanlış yaptığım şey olursa beni düzeltmekten asla çekinmeyin bu arada. Mesela diğer örneklerde de bu benzerliği göreceksin. Bu Ragamuffin sound ya da burada direkt reggae vokalde var gerçi. Sound özellikle Jersey'de de çok karşımıza çıkıyor erken dönemde. Ama Jersey'nin böyle kalıcı bir sound'u ilerleyen dönemlerde olmuyor. Sadece başlangıçta var biraz o. Ona Jersey'ye de bundan sonra geçeceğiz. Zaten yavaş yavaş iyisi bitiriyoruz. 2 saate gidiyoruz ama sıkılmadıysanız devam. Sıradaki parça. Yine hardcore örnek için. Black Moon How Many MCs? Yine Ducktown'dan geliyor. Abi işte buradaki giyim modası falan da bana çok tatlı geliyor ya. Halkan 1912, hoş geldin abi. Takip için teşekkürler. Sıradaki örneğimiz hardcore rap'in babalarından geliyor. Onyx, Trovegans. Evet, zaten dediğim gibi size playlist bırakacağım için aslında listeme çok parça aldım ama kararsız kalıyorum. Muhtemelen bir Wu-Tang yaparız. Üstüne de yine rahmetli yanalım diye Helta Skelta'yla Sean Price'la Hardcore Hip Hop kısmını da kapatırız. Albüm önerileri sonrasında tabi. O zaman efsane gelsin. Wu-Tang Clan Cream. Evet. Yani Wu-Tang Clan hakkında çok uzun konuşabilirim aslında ama şöyle yapacağım onu. Biz muhtemelen haftaya yetişir mi bilmiyorum ama hip hop tarihini günümüze kadar getirip bitirmeyi başardığımızda bu sefer grupları incelemeye başlayacağız. İşte mesela beef konusuna gireceğiz. East West olayını mesela bu hafta incelemeyeceğiz. Onu ayrıca beef başlığı altında inceleyeceğim mesela. Wu-Tang için özel bir program yaparız muhtemelen hip hop 101'de ilerleyen bölümlerde. Ona da değindim. O zaman hardcore rap için vereceğim son örnek. Rahmetli anmak için olsun. Aslında daha yakışacak parçalar var ama Helta Skelta ve Original Gun Clappers, Lefla Lefla Escocia. Pek okuyamadığım şeylerden biri. Evet. Geldim. Tekrar. Evet. East Coast'un Hardcore Hip Hop kısmını da alt jenrasında bir tamamladık. Tekrar değineyim derli toplu bir şekilde. Sizin de duyduğunuz gibi daha sert beatler, daha belirgin basslar, boom bap'te alıştığımız şekilde, hardcore boom bap'te alıştığımız şekilde açıkçası. Duyabiliyorsunuz. Lirikler daha önce dinlediğimiz jenralarda olmadığı kadar geniş bir skalaya sahip. Fazla limiti yok. Oldukça özgürler. Hani kendilerini övüyorlar. Ortada belli başlı biri yokken o kişiye üstün gelmek için yazılmış sözler var diyeyim. Hani Demi Joker örneği verdiğiniz. Albüm önerilerine geçeceğim. İsimleri zaten görüyorsunuz. Daha önce de saydık zaten. Hardcore Hip Hop için albüm önerileri. Şunu da ekleyeceğim. Mesela bu Hardcore Hip Hop'la New York sahnesinin bu dönemki underground yüzü birbirine çok yakın. Ben bunu ayırırken biraz hepsini hardcore aslında dahil de edebilirdim ya da hepsini underground'a da dahil edebilirdim ama underground'da genellikle hiçbir zaman beklenen patlamayı bir iki istisna haricinde yapamamış isimleri ve tercih ettiği için bizdeki underground zihniyetinden farklı şekilde tercih ettiği için o şekilde kalmış isimleri aldım daha çok. Çünkü hardcore hip hop dediğimiz zaman hani Onyx, Wu-Tang, Bigel şu an burada listede gördüğün isimler. Black Moon dünya çapında ün yapıp kariyer yaptılar çünkü daha öncesinde. Neyse albüm önerilerine geçeyim. Helta Skelta, Nocturnal, Black Moon, Enter the Stage, Smith & Wesson, Da Shinin, Onyx, Back the Fuck Up, Wu-Tang Clan, Enter the Wu-Tang, 46 Chambers, Blaze Blaze, bla bla bla. M.O.P.,
to the Deaf, Big L, Lifestyles of the Poor and Dangerous, Channel Live almışım. Bir de demin Leflor Lefla Eskoşka parçasında duyduğunuz Original Gun Club Buzz'ın The Storm adlı debut albümü, çıkış albümü. Onu almışım öneri olarak. Sıradaki janromuz. Aslında bunu tam janra diyemeyiz bir yerden sonra. New Jersey era. Özellikle başlarda New Jersey sound'u belirgin bir sound'tu. Mesela Chino Exile New Jersey çıkışları ama daha sonrasında biraz daha Midwest'e kayan bir sound'a geçti mesela. Dediğim gibi ben özellikle başları aldım. Yoksa tamamen böyle bir kariyer boyu devam edecek janra ayrımı yapamıyoruz. Burası da açıkçası biraz conscious, mafyozo pek burada görmüyoruz. Biraz conscious'la hardcore'a yakın kafada ilerliyor burası aslında. Tam arasında bir yer. Özellikle burada gördüğünüz grupların bazılarında, bu ilk dönem için konuşuyorum, sonrasında kalmadı. Ragamuffin vokal, demin Direncan'ın sorduğu, bayağı bir tercih ediliyordu. O stilde bir flow açıkçası. Ama New Jersey kalıcı bir özgün sound yaratamadı bence. Başlıca gruplara gelirsek, The Artifacts, Redman, Chino'ya değindik diye saymıyorum. Naughty by Nature ki çok büyük gruptur. Hani benim hip-hop'la tanıştığım grup Naughty by Nature'dır. Queen Latifah, Outsiders, Real Life, Heather B, Lakim Shabazz ki kendisi tamamen bir süre sonra Conscious Rap'e yöneliyor. Hatta direkt %5 öğretisini adıyor kendine. Bütün şarkılar onun üzerine kuruyor açıkçası. Double XX Pose, Tony D, Mr. Love Cash'ın Shady Bunch. Özellikle dinleteceğim, pek bilinen bir grup değil bu. Ama burada o Ragamuffin sound'unu, o Jersey sound'unu çok iyi hissediyorsunuz mesela. Albüm önerilerine de yapayım isterseniz sırasıyla. Ondan sonra parça örneklerine geçelim. Ya da parça dinleyelim. Ekleyeceğimiz bir şey olursa orada ekleriz tekrar. Onun için önce dinleyelim, sonra bu ekrana geri döneriz. O zaman ilk parça. Artifacts, Wrong Side of the Tracks. Evet, chatte söylenmiş. Bütün Adana'yı boyayasım geldi. Eskiden illegale çıkarken fix şarkılarındandı diye. Artifacts, graffiti ile en iç içe olan gruplardan bir tanesi. Hatta ufak bir trivia bilgi vereyim. Artifacts logosu Elda Sensei'nin kendi eliyle attığı bir tag. Real Life'la mı devam etsek? Hadi Real Life'la devam edelim. Sonra Redman aşarız. Evet, size iki örnek daha göstereyim. Listede aslında var bayağı ama yine playlistten bakarsınız merak ettiklerinize YouTube'da. O zaman zaten Jersey'nin çıkardığı en büyük MC ile devam edelim. Redman, ya da Redman daha doğrusu. Tonight's the Night. Evet, Ufuk tekrar hoş geldin kanka. Size Jersey'nin özellikle ünlü MC'lerini gösterdim en başında. Real Life biraz underrated kalıyor gerçi ama şimdi demin bahsettiğim erken dönem Jersey'nin farklı sound'unu en iyi yakalamış ama yaşayamamış gruplardan birini açacağım. Pek bilinmiyorlar Türkiye'de. Hatta Amerika'da da underrated olduklarını söyleyebilirim, yani çok bilinmiyorlar. Ozan da dediği gibi Jersey piyasası biraz New York City içerisinde, East içerisinde biraz dışlanmış kalıyor ve bence çok iyi işler çıkmış yani. Döneminde de, güncelde de. Niye öyle oldu hiç bir fikrim yok açıkçası. Sıradaki parça, vereceğim örnek daha doğrusu, Mr. Love Cash and Shady Bunch, Recognize the Love. Manuel Fader'ı da yaptık. Ve slide'ımıza geri dönüyorum o zaman. Evet, New Jersey'den albüm önerilerim. Şimdi dinlediğimiz şarkının olduğu albüm Mr. Love Cash and the Shady Bunch, Forever Row, Redman, Muddy Waters, Naughty by Nature, zaten biliyorsunuz klasik albümdür. Artifacts, Between a Rock and a Hard Place, Double XX Boss, Real Life, Heather B, Taking Mine, Queen Latifah, All Hail the Queen, Lakim Shabazz, bu albümü dediğim gibi fazla %5 etkisinde gerçi burada gördüğünüz. Ve enstrümantal bir albüm önerdim hani sound'u daha iyi çözebilmeniz açısından. Yayın tekrarında bakabilirsiniz detaylıca, zaten listeyi vereceğim albüm listesinde.
Evet, New York Underground sahnesi. Bunun farkı da demin hardcore rap'te söylediğim mevzu. Aslında çok farklı müzik yapılmıyor. Ama mesela Bignoid, Salladivala, Akinyale gibi isimler ya da Company Flow, Crucified Dibs, yani bildiğimiz R.A.D. Ruggedman eklerim bu isimlere. Tercihen istedikleri müziği yapabilmek adına biraz yer yer alternatif sanatlara kaçıyorlar hatta. Hani alternatif hip hop sanatlarına kaçıyorlar hatta. Yani daha endüstriyel sanatlara giriyorlar. Underground kalmayı tercih ediyorken mesela Adolf, yani Agalloch, Mike Geronimo gibi isimler, burada örnek verebilirim. Jaganos gibi başaramadıkları için, biraz hani mainstream denemelerinde başarısız oldukları için zamanla üretkenlikleri bitiyor ve kariyerleri de neredeyse bitme noktasına gelen isimler yani. Biraz buna da örnek vereceğim. Burada size az örnek dinleteceğim. Çünkü demin dediğim gibi hani örneğin Egallah'ın yaptığı şey, Jagannaut'un yaptığı şey, Mike Geronimo'nun yaptığı şey yarı mafioso rap, yarı hardcore rap arasında gidip geliyor. Yarı da conscious rap etkisi var. Hani aşırı farklı sound yok. Burada farklı sound'u olan 2-3 gruptan bir iki örnek dinleteceğim ve burayı daha hızlı geçeceğiz açıkçası. Hatta dinleteyim. İlk olarak Company Flow'u dinleteceğim. Kendisi bugün Run The Jewels'dan tanıdığımız LP'nin de içinde olduğu bir grup mesela. Nerede linki? Burada. Company Flow End-to-End Burners. Demin dediğim gibi şey yapacağım. YouTube'daki yayın tekrarının açıklamasından daha merak ettiklerinize bakarsınız. Bir de size Organized Confusion'dan stres açacağım. New York Underground'a örnek vermek için, ama bunda da fark etmişsinizdir. Hani daha önce dinlediğimiz örneklerden çok daha değişik flow'lar haliyle ve LP gibi bir beyaz rapçiyi de görüyoruz. Hani bu dönemde Golden Age döneminde biraz nadir bir şeydi açıkçası. Sırada Organized Confusion Stress var. Ondan sonra diğer janraya geçiyoruz. Principle ve Paramount. Merak eden varsa. Tekrar görüntümüzü ekrana vereyim. Size burada başka parça açmayacağım ama birkaç isim daha örnek göstereceğim. Slide'ın devamında Underground'dan bayağı birkaç kişi daha var. Smooth the Hustler, Special Ed, Royal Flush, Positive K, Percy P, demin dinlediğimiz Organized Confusion. Nonfiction burada ilk Necro ile beraber burada başlıyorlar. Ama şöyle, İlk EP'leri çıktığı sene, yanlış hatırlamıyorsam, yıl 98. Yani aslında Golden Age'i bitirdiğimiz dönem ama kayıtlar hep 93-94 yılından kalma o albümde. O yüzden alabilirim diye düşündüm. Nine var, K-Solo var, Group Home var, Leaders of the New School var. Erken dönem Busta Rhymes'i dinlemek istiyorsanız mutlaka bakın derim. Albüm önerisi olarak geçersek, Adolf, yani Agallah vermişim, Salladivala vermişim, Blaze vermişim, Company Flow vermişim, Royal Flush vermişim, Juggernaut vermişim, Smooth The Hustler, Akinyale. Bunları zaten size şeyden vereceğim. Hani liste halinde de öneri olarak YouTube videosunun altına yazacağım. Ama şeyi anlamışsınızdır. Bu kısma geçmeden önce şeyi anlamışsınızdır. O sound farkını beatlerde net fark etmişsinizdir. Mali, görüşürüz. Kendine iyi bak abi. Burada aslında çok fazla dinleyeceğimiz iş yok. Çünkü şu yüzden diyorum. Önce Boston'dan başlayayım. Boston biraz etkisiz. Edo G ve Almighty RSO bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama diğerlerinin underground olarak sahne yapmaya başladığı yıllar Golden Age tutsa da, kayıtlar yine Golden Age sonrası dönemde çıkıyor. Yani buradan size çok fazla dinletebileceğim ve önerebileceğim bir albüm yok Boston'dan. Philly'de de güçlü MC olarak Steady B var ve Skula D var, ki gangster rap'in babalarındandır Skula D. Yani Doğu yakasından olmasına rağmen hani Batı gangster rap akımını bayağı etkilemiş bir MC'dir. Bayağı önemli bir isim. Philadelphia'dan. Bahamadia kadın MC olarak erken dönemde etkili işler yapmış birisi.
Jedi Mind Tricks de Türkiye'de çok sevildiği için aldım. Onların Ember Probe isimli bir EP'si çıkıyor 96 yılında. Hani çok ucundan da olsa Golden Age'i yakalamış oluyorlar ama o dönemde kimse bilmiyor açıkçası. Hani tam olarak Golden Age sayamayız aslında ama o döneme sahip verdikleri için listeye aldım aslında. Hani sound olarak da çok uygun soundta müzik yaptıklarını söyleyemem o dönem için. Buradan size bir örnek dinletmeyeceğim için geçiyorum. Boom Bap Era diye ayırdığım şey aslında burada böyle bir janra yok aslında. Bu şöyle, bunu yaparken şunu yaptım. Bu insanlar Boom Bap sound'unda müzik yapıyorlar Golden Age dönemi boyunca ama sabit bir tarzda üretim yapmıyorlar. Yani kategorize edemiyorsunuz. Third Bass'ın jazz rap denemeleri de var. Alternatif hip-hop'a da kayıyorlar. Bir dönem Conscious'a gidiyor. Brand New Bean keza aynı şekilde. Fool Chicken's Fast Rap'in atalarından bir tanesi. Hani özellikle Chicago'yu çok etkilemiş bir topluluk. Chicago akımlarını. Lord Tarek ve Peter Guns bir pop rap, bir conscious gidiyor keza. O yüzden biraz hani bu isimleri belli bir tarzda kalıba sığdıramadığım için burada bu şekilde aldım. Buradan iki örnek falan dinletirim ama size çok sevdiğim iki şarkı, iki üç şarkı dinletirim. Juice Crew keza özellikle bu şekilde aldım. Çünkü hani Kool G Rap, Mafyoz Rap'i çok etkilemişken Big Daddy Kane önce conscious sonra pop rap olarak devam etti yani en basitinden. Craig G Boston'da çok etkiliydi. M. Slice çok sevdiğim bir kadın MC. Bu yine aynı şekilde bazen pop rap bazen conscious görebiliyoruz. Burada da size albüm önerilerini yapayım. Sonra parçalarımızı dinleyelim ve West Coast'a başlayalım. Keith Murray, Skullady, Bahamadia, hani Philadelphia'dan da isimleri burada verdim farkındasınızdır. Bu arada Google 147 sanırım. Hoş geldin abi. Jamal var, Third Bass, Craig Mack, DasFX, Fool Chickens, Freddy Fox, X-Clan. Burada size önerebileceğim albümler. Dediğim gibi YouTube yayınında bulacaksınız bunların listesini tekrar. YouTube tekrarında. West Coast'a başlamadan burada şu ekranda bir kalalım. Ben size bu dönemden de iki parça açayım. Bir dinleyelim beraber. Ondan sonra West Coast'a başlayalım. O zaman övdüm madem o kadar. MC Light gelsin önce. Roughneck. Sırada yine seçmekte zorlanıyorum aslında. Biraz Craig Mack'e kafam gidiyor. Dinlemek istiyorum ama size daha farklı bir grup açayım. Özellikle erken dönem Ceza'yı çok etkilediği için Türkçe rap'i direkt etkilemiş bir grup. Dolaylı olarak birçok Türk MC etkilendiğini bilmese de size onu açayım. Aranızda bilen varsa tahmin ediyordur ne geleceğini. Fuşikens, True Fushnik. Erken dönem Ceza dediğim yeraltı operasyonu dönemi ve 1-2 yıl sonraki Nefret içerisindeki Ceza yani. O 3-4 senelik yıl. Sonrasında sound'u değişti çünkü onun da. Evet. O zaman West Coast'a geçebiliriz. Örnekleri dinledik. Yine burada bu slide'da önemli figürleri görüyorsunuz bir arada. Hız kazanalım. Evet, gangster rap. Demin dediğim gibi East Coast'taki mafioso rap aslında gangster rap'in karşılığı ve gangster rap batıda aslında daha erken başlıyor. Skullady'den etkileniyor aslında evet ama daha erken başlıyor tarih bazında. Çünkü Too Short gibi bir figür var. Old School döneminde de rap yapan birisi. Ama gangster rap'in esas öncüsü aslına bakarsak Ice-T. Compton Most Wanted. DJ Quick'in ismini yazarken hata yapmışım. Orada onda da Compton Most Wanted yazıyor. Ama o DJ Quick. Spice One, The DOC ki özellikle sound gelişiminde West Coast'a çok büyük katkısı olmuş bir MC'dir. NWA ki Gangsta Rap'in babası zaten kendileri. Tupac, House of Pain aslında çok Gangsta Rap sayılmıyor. Biraz daha Shamrock diyebiliriz. Yani İrlanda soundları var. İrlanda Hip Hop diyebiliriz aslında ama onu kategorize edebilecek kadar geniş bir skala sunmuyor o alt genre bize. Ve bir dönem Everlast'ın önderliğinde Gangsta Rap'e yakın işler yaptıkları için burada değerlendiriyorum. Code Blue Post tamamen Crips üzerine rap yapıyorlar. Crips'i motive etmek için şarkılar yapıyorlar. Underground Post, Threat rahmetli, Street Mentality ve meşhur hapishaneden telefonla albüm kaydedip bize dinleten X-Rated. Yakın zamanda çıktı galiba. Normalde müebbeti vardı da bir şey oldu ve çıktı galiba diye hatırlıyorum. Örnekler dinleyeceğiz ama önce biraz sound'dan bahsedeyim. Sound, Mafioso'nun aksine sample'lar hala biraz daha funk bazlı burada, bu janrada.
New School Rap'e daha yakın davullar duyuyoruz. Sampling mantığıyla. Yine 808'ler ve SP1200 soundları daha hakim yine. Burada da. İçerik dediğim gibi Mafioso Rap'ten farkı Mafioso Rap'te East Coast'ta tamamen Sicilya ve İtalyan mafyasına atıflar varken bunda o kısım yok. Geri kalan aynı şiddet, çete yaşantısı. Yer yer politiklik işin içerisinde var. Çünkü West Coast'ta tam olarak Conscious Rap'in karşılığı mainstream manada yok. Underground'da biraz görüyoruz. O burada Gangsta Rap'in içinde devreye giriyor. Gelin beraber örneklerimize bakalım isterseniz. Ice-T ile başlayalım. Ice-T. Original Gangster. Evet. Hız kesmeden devam ediyorum örnekleri. Sonra üstüne ekleyeceğim şeyler olur mutlaka. NWA, Straight Outta Compton. Evet. İki örnek daha açayım hızlıca. Ondan sonra üstüne biraz daha konuşup G-Funk'a geçelim. Compton's Most Wanted, Who Took Me Under. Evet. Bence de çok aksak ama buna değinecektim zaten de değineyim. Bir sonraki örnekte Ice Cube. It was a good day. Today was a good day daha doğrusu. İlhan Bey bir hoş geldin abi. 80'lerden sonra 90'ların başında G-Funk öncesi dönemde Gangsta Rap'te zaten şey başlıyor. South'ta daha net örneklerini göreceğiz. Biraz daha durağan chill soundlar başlıyor abi. Hani doğudaki ataklığın aksine burada biraz daha aksak chill gidiyoruz. Genel olarak. 80 sonrası Gangsta Rap'te. Son örneğimizi de açayım. Bunu biraz erken kestim ama anlamış, çünkü sound'u anlamışsınızdır. Biraz süre kazanalım istedim. Ice Cube, Today Was a Good Day. Güzeldir ama 1,5 dakika gerek yok bence. Ve o zaman size albüm önerilerimi de yapıp ilerleyelim. Evet, G-Funk öncesi. Çünkü Gangsta Rap aslında Batı'da G-Funk'a evriliyor. Şimdi göreceğiz onu. Dediğim gibi 80'lerden 90-91'e kadar daha New School'dakinin bir tık farklı versiyon olarak daha uzun funk sample'ları üzerine breakbeat mantığıyla ilerliyor beatler. 808 soundlar daha baskında dinlediğiniz örneklerde mesela NWA'de falan. İçerikse dediğim gibi West Coast'a ayrı bir özet geçmek için tekrarlıyorum bu arada. West Coast'ta ayrı bir conscious jarnası yok. Gangsta Rap'in içerisinde geliyor conscious kısmı ki dinlediğiniz ilk parçalar zaten bayağı aslında conscious parça. Hani ama işte Los Angeles bazında çete merkezli bir hayat olduğu için conscious da çeteyle karışık anlatılıyor orada. Biraz onun etkisi var yani. G-Funk'a evrilmeden önceki Gangsta Rap için önerebileceğim şeyler size. Ice-T Original Gangster OG albümü. Ice Cube Predator, Compton's Most Wanted, Music to Drive By, The DOC eklemişim, NWA Straight Outta Compton, Tupac, Strictly for My Niggas, Spice One eklemişim, DJ Quick, Too Short ve Threat. Threat'i çoğunuz bilmiyor olabilirsiniz belki. Vefat etmişti diye hatırlıyorum çünkü çok erken bir zamanda. Sıradaki sound'umuz G-Funk. Burada iki önemli etken var. Sound'un gelişimi açısından Dr. Dre ve Above the Law. Above the Law ile Dre arasında hatta şey sürtüşmesi oluyor. Sound'u kim buldu gibi bir sürtüşme oluyor aslında. Ama bakarsak aslında gerçeğe her şey Dre'nin Chronic ile başladı. Yani Chronic albümüyle başladı. Bunun dışında G-Funk'ın DJ Battlecat önemli bir prodüktördür Batı yakasında. Coolio, BG Knockout ve Dresta, Eazy-E, South Central Cartel, Funk Doobies, KD, King T, Cocaine, The Dog Pound, Lady of Rage, Lunis. Aslında Lunis özünde bir Bay Area rapçisi. Hani Sacramento, pardon, San Francisco tarafından. Ama G-Funk etkisini daha fazla görüyoruz. Mac Dre aynı şekilde. Daha devam ediyor olması lazım, evet. Bu sound'un babalarından daha doğrusu Nate Dogg, Warren G, Mac 10, MC Breed ki aslında o da South'tan ama daha çok G-Funk işler verdi erken döneminde. Paris, o da sonrasında biraz Public Enemy çizgisine yaklaşıp Conscious'a döndü. Hani tamamen hani Batı'nın dışına çıktı sound olarak ama erken döneminde onu da G-Funk görüyoruz. RBX,
VC, West Coast yani. Snoop Dogg, Badass, Exhibit, Big Sike, Bone Thugs. Burada da bir not düşeceğim. Bone Thugs aslında Cleveland'dan yani Midwest'ten. Ama Easy'nin Ruthless Records'unda olduğu için açıkçası bayağı bir süre G-Funk yani West Coast sound'da ilerliyorlar ama aslında orijin olarak aslında Cleveland Midwest'ten geliyorlar aslında. Booyah Tribe, rahmetli Seagram yine örnek vermişim. G-Funk'a örneklere geçmeden önce G-Funk'ın farkını söyleyeyim. Demin dediğimiz gangster rap altyapılarını düşünün tekrar. Buna 808, 909 ve bir yer yer SP1200 soundları dahil alıyor davullar bazında. Melodiler bazında ise synthesizer ve gangsta lead dediğimiz synth tabanlı leadler devreye giriyor. Klasik hepinizin bildiği o sound yani aslında. Abi bölüyorum ama yayının görüntü kalitesi sadece 720p seçeneği var. İnternetten dolayı yayın donuyor. Arada onu düzeltme şansı var mı? Abi biz partner olamadığımız için onu seçemiyoruz. Twitch ne verirse bizim yayınımız öyle oluyor abi maalesef. Çok üzülerek bunu söylüyorum. Bu üzdü. İştirak olduğum için Twitch hangi kalitede verirse ona okey demek zorundayım. Bazen 480p veriyor, bazen 720 veriyor abi. 1080 zaten göremiyoruz ki göremeyiz. Yani Türkiye'nin gerçekleri ortada. Ona benim yapabileceğim bir şey yok. Var. Büyük ihtimal zaten normalde ortalama 45-50 kişi oluyorken bugün 15 kişi olmamızdan konunun etkisi var. Hem de bu 720p muhabbetinin etkisi var diye düşünüyorum zaten. Ama problem yok. Sayı bazında ama üzüldüm o durumu. Nate Dogg deyince aklıma Rain Man geldi değil mi? Ay. Dediğim gibi synthesizer bazlı bir müzik. Azgın Panda hoş geldin abi. Örneklerimize geçelim. Zaten o Gangsta Lead'i duyduğunuz anda tanıyacaksınız. Neden bahsettiğimi daha net anlayacaksınız zaten o zaman. O zaman örneklerimize geçiyorum. Nerede? Nereye atmışım onları? Tam daha yukarıda. Biraz beklettim sizi kusura bakmayın. O zaman Sound'un efsanesiyle başlayalım. Warren G ve Nate Dogg Regulate. O zaman devam edelim. Bildiğiniz şeylerden gidelim isterseniz. Yoksa ben Above the Law falan da aldım listeye aslında. Bir arkadaşımız Tupac istemişti ama nereye attığımı bulamıyorum şu an onu playlistimde. Onun için şimdilik şöyle gidelim. Snoop Dogg, Gin and Juice. Evet. Ya G-Funk'ı anlamışsınızdır. Dediğim gibi diğer şarkıları playliste ekleyeceğim zaten YouTube'da. Onun için bir örnek daha açıp Bay Area'ya doğru devam edelim. Tarzın kurucusundan da örnek verelim. Aslında Tupac'tan da istiyordum ama nereye attığımı bulamadım Tupac'a. O zaman Dr. Dre featuring Snoop Dogg, Nadim Bada G-Tang'le G-Funk'ı kapatıyoruz. Yalnız mouse'la da iyi fade atabiliyorum galiba, değil mi? Evet, G-Funk'ı bitirdik. Sormak istediğiniz var mı? Ben gayet anlaşılmıştır diye düşünüyorum sound değişimi. Yoksa içerik gangster rap'le aynı yani, bir şey fark etmiyor. Ama sound değişiyor burada. Önerebileceğim G-Funk albümleri, zaten klasikler hemen hemen hepsi. Snoop Doggy Dogg, Doggy Style, Dr. Dre, The Chronic, Warren G, Regulate, G-Funk Era, California Organization, özellikle çok sevdiğim Trey D'nin ilk grubu kendisi. Above the Law, Uncle Sam's Curse, takip için teşekkürler. Zeynal Aka Hasan Sabah sanırım AK. Mac'ten, kendi ismini taşıyan Mac'ten isimli albüm. Low Profile VC'nin ilk grubu. West Coast olan VC'nin ilk grubu. Easy'nin klasik albümü. The Dog Pound, Kraft ve Dezin grubu. Minds of a Hood olması lazım o grup ya. Çok hakim değilim onlara ama bu albümü dinlemiştim ve güzeldi. Zaten detaylı yazacağım. G-Funk'ı gösterdim. Sırada West Coast'tan yine Bay Area yani San Francisco
Oakland kesişimi, bir kısmı Oakland'da bu insanların hippie trendi. Bildiğimiz hype kelimesinin siyahi argosu aslında hippie. Hype movement'ı anlatayım önce. İllegal sokaktaki araba yarışları, işte o dönemin hipsterlığı gibi bir durum düşünün abi. Bunun özel partileri oluyor. Bay Area'nın özellikle çok pardon, bir su içeceğim. Devam edeceğim sonra. Bir takip daha geldi. Dario 050, teşekkürler takip için. Hi-fi akımı aslında 2000'lerdeki crunk'ı South olmasına rağmen crunk'ı en çok etkileyen akımlardan bir tanesidir. Ve Bay Area'nın kendine özgü bir gangster rap stili oldu bir dönem sonra. Yani hiperaktiften geliyor hi-fi bildiğimiz manada. Bu janrının önemli figürleri E-40, Trix Crazy, Dre Dogg, Brodalynch Hung, kendisi daha sonrasında horrorcore'a bayağı yöneldi aslında bu sanattan çıkıp. Seabow, Rap'n Forte, Shanti, MC Hammer ki kendisi aslında Bay Area'lı ama pop rap yaptı açıkçası tamamen daha sonrasında. Aslında pop rap başladı çok kısa bir dönem bu akımı denedi Death Row günlerinde ama olmadığını gördüğü vakit pop rapten devam etti. Sonra da kariyeri bitti zaten. D-Shot, B-Legit, Mac Mall, IMP, Richie Rich ve yine bu sound'un öncülerinden Asgari X isimler. Bundan biraz örnekler neyim anlayacaksınız. Özellikle burada bir tane Bezonalto 98 hoş geldin abi. Burada E-40'nin offbeat okuması bir süre sonra öncül olduğu için birçok rapçiyi Bay Area'da etkilememiştir ve birçoğu offbeat ve double time beatler mantığını okumaya başladılar. Hi-fi üzerine daha geniş çaplı bir şey yapabiliriz aslında. Evet ya buranın net temsilcisi E-40 Bay Area'nın. Ve öncü olduğu için dediğim gibi çoğu kişi aslında E-40 bayağı offbeat okuyan biri ama bunu tarz olarak yapıyor. Beceremediği için offbeat kalmıyor aslında. Bu offbeatlik bir süre sonra Bay Area'nın ilerleyen dönemdeki sound'unda bayağı karakteristik sound olarak kaldı aslında. Örnekleri vereyim daha iyi anlayacaksınız sound'u. O zaman E-40'yi bulayım örnek için. Rap'in Forte ile başlayayım. Rap'in Forte Players Club. Gerisinde verse bittiği için yine ben fade out'umu çaktım. Dediğimiz gibi Ufuk'la da o da benimle hemfikirdi en son. E4D buranın en baba temsilcisi. E4D Practice Looking Hard. Çünkü parça bitti. Biraz hız kazanmak için böyle ilerliyorum yer yer. Son örneğimizi verelim ve bir sonraki janraya devam edelim. Asgari X, Oakland Streets. Evet. Ben bu kadar örnek yeterli diye düşünüyorum. Siz de herhalde hemfikirsinizdir. Hani Bay Area Hype Movement'ı net olarak anlamışızdır bence. Verdiğim örnekle sound'u ve hype akımını hani yaşam stili olarak anlamışsınızdır zaten. Özellikle E40'den. Bu janrada size önerebileceğim dinlemek için, daha derine inmek için, albümler içinse... Çok kötü kurdum cümleyi ya. E40, Federal, Dre Dogg, The New Jim Jones, Sibo, Gas Chamber, Rapping Forte, Don't Fight the Feeling, Asgari X demin dinlediğimiz sanatçı, Word of State, 3xRay'in Steak and Chips var, Brodalynch Hung'un Season of the... neydi bu ya? Season of the Sickness albümü aynen. Ha, bir an okuyamadım. Ya bu yer yer Brother işte şimdiden yer yer horror kesintileri başlıyor aslında. Çok erken bir sound değişimine gidiyor. Horrorcore'a dönüyor bir süre sonra tamamen. Shanti, Straight from the Streets, Be Legit önermişim. Mac Mall önermişim bir de. Burada size fazla örnek dinletmeyeceğim. Çok bildiğiniz bir şey çünkü. West Coast'un Chicano Latin soundları var bir de. Bu çok farklı değil. Gangsta Rap'e çok yakın. Gangsta Rap ve G-Funk arasında bir sound. Tek farkı
Latin MC'ler, Meksika asıllı MC'ler ağırlıklı. Hispanik ve Meksikalı MC'ler ağırlıklı. Ve yer yer İspanyolca slang kullanıyorlar. Olayı bu aslında yani. Sordino, Psychoreal, Visionaries, Tumex gibi üyeleri vardı. Daha sonrasında da Alternatif Hip Hop'a kaymış bir oluşum. ALT, Brownside, Cypress Hill ve Bir Yıl tabii ki. Delinquent Habits, Darkroom Familia, Melomanes, Into Deep ve A Lighter Shade of Brown. Örnek verebileceğim gruplar olur. Örnek isterseniz açabiliriz ama bildiğiniz Cypress Hill sound'u yani. Cypress Hill ve Delinquent Habits zaten çok bilinen gruplar. Bunların sound'larından örnek yakalayabilirsiniz. İsterseniz hadi bir tane dinleyelim istiyorsanız ya. Dinlemeden geçmiş olmayalım. Cypress Hill'i daha çok biliyorsunuzdur. Belki Delinquent Habits'i bilmeyen vardır. Onun için oradan ilerleyelim isterseniz. Tabi listeye attıysam. Atmadıysam o zaman Cypress Hill gelsin ya. Cypress Hill, How I Could Just Like a Lemon. Meşhur bir şarkı biliyorsunuzdur bunu. Yani çok çok şarkı çok bilinen bir şarkı olduğu için fade attım. Bir de Delinquent Habits'ten kısa dinleteyim. Tres Delinquents. O direkt Chicano'nun tam karşılığı çünkü oradaki sound. Yani Chicano anlaşılmıştır diye düşünerek buna da fade out attım açıkçası. Sırada sanırım West Coast'u bununla bitiriyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam slaytlarımı. Los Angeles Underground. Özellikle buna böyle bir başlık açtım. Çünkü Los Angeles Underground'da şu ana kadar dinlediğimiz bir sound'u görmeyeceksiniz. Ağırlıklı olarak jazz rap'le New York'un kanşısına yakın bir sound'u var ama ağırlıklı olarak jazz rap'e daha yakınlar. Biraz daha eksperimental, endüstriyel davullar kullandıklarını söyleyebilirim sadece. Bunun başlıca temsilcileri, bu akımın başlıca temsilcileri Ace Yalvan, Abstract Root, Tribe Unique, Souls of Mischief, Hieroglyphs, Del the Funk Homo Sapien ki Ice Cube'un kuzenidir kendisi. Ve ne kadar doğru bilmiyorum. Erken dönemde Ice Cube'un ghostwriter'lığını yaptığını söylerler. Freestyle Fellowship, Jurassic 5, Blackalicious, The Pharcyde, Alcoholics ve Raskas. Raskas aralarında en East Coast adam burada aslında hani baktığımız zaman. Çok sevdiğim bir MC'dir. Evet, buradan Midwest'e geçiyoruz. Burada hatta albüm önermeyi unutmuşum galiba. Ama buradaki sanatçıların albümlerine genel olarak bakabilirsiniz aslında ya. Hani buradaki isimler yani. Size bundan da bir iki örnek açayım. Sonra Midwest'e geçiyoruz. Midwest zaten çok kısa sürecek. Sonra da Dirty South'a geçip yayınımızı bitiririz. Tahminimce bir 45 dakika, bir saat daha buradayız sanırım. Vaktiniz varsa. Yoksa da YouTube'a tekrarını atacağım, merak etmeyin. LA Underground için de bir iki örnek dinleyip Midwest'e geçelim o zaman. Dell'le başlayayım hatta. Dell the Funky Homo Sapien, Made in America. Evet. Fark etmişsinizdir değil mi? Jazz rap'e olan benzerliğini. East Coast'taki. Sırada bir örnek daha açayım. Ondan sonra Midwest'e ilerleyelim. Souls of Mischief, 93 till Infinity. Yani 93'ten sonsuza. Elektrik kesintisi gibi bir aksaklığa rağmen devam ediyoruz. LA Underground'un da kafası net olarak anlaşılmıştır diye düşünüyorum şu an. Hani jazz rap etkisini tam olarak aynı şekilde ama New York'taki East Coast'taki jazz rap sound'una çok yakın. Tekrar edeyim hani toparlamak adına. Ve Midwest. Yine slide'ımızda Midwest'in önemli MC'lerini görüyorsunuz ama aslında bir iki eksik var. Eksik var derken şöyle. Buranın en büyük MC'si bu dönem için Common ve Bone Thugs-N Harmony, fakat biri East Coast, biri West Coast etkisinden rap yapıyor. Yani bildiğimiz manada bir Midwest sound'u duymuyoruz. 4 yaka yani 4 coast arasında en zayıf coast bu dönemde Midwest. Çünkü daha yeni yeni bir şeyler filizleniyor ve pek doğru düzgün bir üretim olduğunu söyleyemem. Underground manada var ama bu dönemde daha henüz bir farklı sound ortaya koymuş değiller. Bir kısım
daha doğrusu çoğunluk West Coast, Fast Rap kafasında bir West Coast'a girmeyi deniyorken diye bir kısımsa işte Common gibi East Coast sound'unda üretiyor daha çok. New York sound'unda üretiyor bu dönem için. Ama ilerleyen yıllarda 2000 sonrasında Drill Chicago'da doğuyor en basitinden. Hani bugünümüzde çok popüler olan sound'ların bazıları Chicago'dan doğuyor. Bizim Chopper dediğimiz hani insanların genelde Tech Nine'dan bildiği bir sound var. O Chicago'dan doğuyor. Başka unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Detroit, diğer Midwest. Detroit'te de bu ilk dönemde pek fazla bir MC yok açıkçası. Yani örnek sound olarak hani buranın farklı sound'u var diye size sunabileceğim pek bir şey yok. Yine Chicago horrorcore sahnesini çok derinden etkileyen bir yer. Detroit de keza aynı şekilde. Hani horrorcore Midwest'ten dönüyor. Başlangıç için. 2000'li yıllardan sonra ama Chopper tarzı, yani sizin Tech Nine'dan bildiğiniz sound açıkçası ve drill müzik dediğimiz şu an çok popüler olan bir sound esasında Chicago'da doğuyor yani. Bunu söyleyebilirim. Ama erken dönemde çok özgün değiller. Yineleyeyim ve isimlere örnek vermeye devam edeyim. Wakil, Twista, Speed Not Mobsters bir süre sonra kaybolan bir grup. Snipers keza aynı şekilde. Sharkula, Rhymefest, buradaki Wakil, Twista ve Rhymefest ve prodüktör olarak Noah ID, buradan çıkan büyük isimler. Common'un dediğim gibi biraz daha ben East Coast'a yakın görüyorum. Mr. Lee var, MC Juice var, Do or Die var, Da Brat var, Crucial Conflict var ve Common var Chicago'da. Chicago Sound'u için de size örnek göstereceğim Detroit'e geçmeden. Yine de bir tane dinleyelim erken dönemde. Ama dediğim gibi Common'un işlerini zaten dinledik East Coast kısmında. Ben size Twist'i açacağım. Çünkü Chicago'nun figür ismi ve gelecekte dönen Chopper ekolü aslında Twista'dan geliyor. Fast Rap. O zaman bir Twista parçası dinleyelim. Detroit'e geçelim, sonra hızlıca South'a ilerliyoruz. İlk dönemki sahne adıyla Tongue Twista, Mr. Tongue Twista parçamız. Evet, fade out yaptım çünkü yeterince anlaşılmıştır Twista ve Chicago'nun erken dönemdeki Chopper Sound'u diye düşünüyorum. Sıradaki Midwest şehrimiz Detroit. Aslında Milwaukee diyorum, pardon. Milwaukee aslında buraya da giriyor da West'e daha yakın. Minnesota gibi şehirler de var ama Minnesota'da o zaman üretilmiş bir kayıt yok. Hani mesela Atmosphere diye bildiğimiz Slug, ID o dönem aktif olarak Underground'da partilere çıkıyorlar, sahne yapıyorlar 90'lı yılların ortalarına doğru. Ama kayıtlar yok. Yani parça kaydedilmemiş. Minnesota'yı onun için Golden Age'e çok dahil edemiyorum. Hani fazla bir katalog sunmuyor. Kutlu'nun yeri. Takip için teşekkürler abi, hoş geldin. Detroit'e geçtiğimizde ise Slum Village'i görüyoruz, Fat Cat'i görüyoruz. Detroit'in en meşhur MC'si o dönem. Natas, yani Tersten Satan, Horrorcore öncüsü onlarda ve Ashim. MC Breed aynı şekilde. Mastermind, Crazy Clan, Jay Dilla rahmetli, çok büyük prodüktör. O da Golden Age'in sonlarına doğru ilk işlerini yayınlamaya başlıyor prodüktör olarak. Dice. Eminem de aslında hiç ünlü değil ama ve Golden Age'de bilinen bir sanatçı değil. Golden Age döneminde demek. Eminem Slim Shady EP yapıyor. Bir sene sonra Slim Shady LP'yi yayınlıyor 98'de ve o şekilde patlıyor. Aslında Golden Age döneminde var ama bir kaydını dinleteceğim zaten size şimdi. O ünlü değil o zaman. Detroit's Most Wanted, Detroit'ten çıkmış bir gangster rap grubu ve West Chill. Farkındaysanız hatta slide'ın sağ alt köşesini dolduramamışım bununla yani. Detroit'ten de bir veya iki örnek dinleyelim. Ondan sonra South'a geçelim. Midwest çünkü bu dönemde dediğim gibi Golden Age döneminde Midwest en emekleyen Coast bana göre açıkçası. Yaka yani. O zaman örnek parçalarımıza bakalım. İsterseniz ilk Eminem'i açayım. Eminem Bitter Phobia. 94 olması lazım bunun. Kayıt olarak. Şu an arkada bir önceki yayını indirdiğim için ara ara size ufak droplar giriyor olabilir. Birazdan geçecek o. Sesi açayım ve baştan vereyim şunu. Bu arada dönemi için hiç kötü değil parça.
Eminem'in erken dönem kayıtlarını ama bu dönem tanınan birisi değil. Yani sadece Golden Age döneminde de ürettiği için listeye aldık aslında. Yoksa Golden Age'de bayağı underground bir rapçi Eminem yani. No name sayılabilir. Download'un ve yani dropların bitmesinin elektrik gittiğindeki kısmı indiriyorum ya. Onun bitmesine bir 7-8 dakika kaldı. Detroit'ten size bir veya o download bitene kadar iki parça daha dinleteyim. Çünkü South'ta kesinti olmasın. Bayağı önemli yerlere değineceğiz onunla çünkü. O zaman Dice vardı, hatırlıyor musunuz? Göstermişim. Dice'ı dinleyelim. 92 kaydı Detroit'in. Hatta ya da şöyle yapalım. Ya şunu görmüşsünüzdür. 92 yılında mainstream olarak klip çekilmiş bir kayıt dinliyoruz ama aynı yılda, hatta daha eskilerde New York ve yani New York dediğim East Coast ve West Coast'ta dinlediğimiz işlerin hem teknolojik olarak hem teknik olarak çok gerisinde. Hani bahsettiğim Midwest'teki o hamlık Golden Age döneminde siz de anlamışsınızdır. Burada belli oluyordur yani. Bu parça sıktığı için bir de size Eşim'i göstereyim. Yani Natas grubunu 93 yılından. Hızlıca ona da bakalım ve South dosyasına girelim. Hah, tamam, bitmek üzere. O kadar hız bizi kurtarır. Tekrar devam edelim. Ve South dosyasına başlıyoruz. Aynı zamanda son konumuz. Bu da herhalde bir 45 dakikamızı alır vaktiniz varsa. Ama tahminimce tabii ikiye kalmadan bitiririz gibi geliyor. 4 South, Golden Age döneminde. İlk olarak Atlanta ile başlayacağım. Çünkü bana göre, gerçi önce South hakkında bilgi vereyim, ondan sonra devam edeyim Atlanta'ya. South, üzüldüğüm bir nokta çünkü bir bakıma en vizyoner Coast burası. En vizyoner yaka aslında burası Golden Age'de. Sebebi şuradan. Size birkaç, özellikle Memphis'te öyle işler dinleteceğim ki bugünün soundları. Teknoloji yetersiz, imkan yok. Evet, ama bugünün soundları. Yani size ben tahminimce 1994 senesinde kaydedilmiş trap dinleteceğim biraz sonra. Öyle söyleyebilirim yani. South, özellikle West ve East'in yanında oldukça dışlanmış bir noktada. South'u haritaya biraz UGK ama esasen Scarface'le beraber Ghetto Boys koydu diyebilirim size. Yani Texas Sound'u. Selamlar, Frozen Night'a hoş geldin. South'un egemen şehri, eyaleti Texas, Houston baktığımız zaman. 2000'lerden sonra Atlanta çok çıkış yapıyor. Çünkü özellikle burada da Atlanta'nın çıkışında Goodie Mob, Outkast burada gördüğünüz. Jermaine Dupri gibi isimlerin bayağı bir etkisi oluyor. Ama Golden Age döneminde Atlanta'yı haritaya koyan, hani biz de varız diye West'e ve East'e kafa tutan ağırlıklı olarak Ghetto Boys, Scarface ve UGK, Memphis'te de 3-6 Mafia, unutmamam gerekiyor tabii ki. Ama özellikle Memphis Underground'u, ya daha doğrusu 4 South'un bütün Underground'u ama özellikle Memphis diyorum. Çünkü Memphis'in Underground'u çok vizyonermiş yani. Onu bugün anlayabiliyoruz. Yok imkanlıkla kendi işlerinde bir underground camia oluşturuyorlar. Yani burada gördüğünüz bazı isimlerin ilk şarkıları mesela 2000 yılında yayınlanıyor. Ama onlar legal işleri. Yani bir şirket altında çıkardığı işler. Güneyde o dönem olan şey ise şu. Bizdeki eski underground albüm mantığı, kendileri kasete çekiyorlar. Kendileri CD'ye basıyorlar. Oldukça kötü kapaklar görmeniz, özellikle eski South albümlerinde, bu sebeple kendileri imkanlarıyla o yıllarda 90'lı yılların başında kapakları yapıyorlar ve elden satıyorlar. Hatta öyle rapçiler var ki elden 100-150 bin kopya satmış rapçiler var o civarda. Ama bu albümler legal olarak hiçbir zaman basılmadı. Yani Discogs'a girdiğinizde bir firma altında görmüyorsunuz ama YouTube'a girdiğinizde elinde olan biri yüklemiş. O yüzden Golden Age döneminde birçok MC olsa da bunların bazılarının işlerini asla resmi olarak baktığınızda, atıyorum Wikipedia sayfası varsa baktığınızda, yayınlanmış gibi görmeyeceksiniz. Muhtemelen o yüzden de olabilir Miraç. Bu yayının tekrarını ben YouTube'a yüklediğim için de olabilir. Muhtemelen YouTube'da daha çok izlenecek bu içerik o yüzden. O zaman Atlanta ile başlayayım, infoyu verdiğim için vizyoner sound bazında. Zaten önemli figürlere her eyalette geleceğiz sırada sound değişiminde. 4. saatte Atlanta ile başlıyoruz o zaman.
Outkast, önemli figürler. Arrested Development, Goody Mob, Count Basti, DJ Tump, Freak Nasty, Ghetto Mafia, The Hard Boys, Jermaine Dupri, Killer Ali, Organized Noise, prodüktör, bunlar da bir prodüksiyon ekibidir aynı zamanda. Ve MC Shady. Atlanta Sound'unu bu isimler oluşturuyor. Evet, burada albüm de önermişim size. En başta erken dönem Atlanta Sound'una bir bakalım. Sound'u siz duyduktan sonra üstüne ekleyeceklerim var çünkü. O zaman ilk parçamızla başlıyorum. Outkast Players Ball. 93 yılı olması lazım. Evet, dinledik. Diğer örneklere geçmeden size biraz Outkast'ın üzerinden sound'u detaylandıracağım. Ignis 3, takip için teşekkürler, hoş geldiniz. Kaos Lobisi, takip için teşekkürler. Duyduğunuz gibi erken Atlanta döneminde, daha ilk örnek gerçi, yani diğerlerini daha duyacaksınız. En çok etken olan şey, birincisi soul müzik. İkincisi West Coast Gangster Rap. G-Funk değil ama. G-Funk sonrasında bayağı bir etkileşime geçiyor ama erken döneminde Gangster Rap çok etki ediyor. Tek fark, South her zaman sample bazın, sample dansa biraz daha canlı, oha. Biri öldü herhalde aşağıda. Fransesi size geldi mi bilmiyorum da. Amerika'da bir soru gelmiş, devam edeceğim. Amerika'da eyaletlere göre rap tarihi ve rapçiler YouTube'a parça parça yüklenecek. Parça parça abi, video editlemeyi bilmiyorum. Öyle bir ekibim de yok. Muhtemelen tek parça olarak indirdiğim şeyi atacağım YouTube'a. ama yani yayın komple olacak yani. Ama dakikalarını ekleyeceğim mutlaka. Çok uzun bir video da olsa siz parça parçaya bakabileceksiniz. Devam edeyim. Ufuk, sen de muhtemelen hemfikirsin. South'ta en başından beri bir canlı enstrüman kullanma kafası en başından beri var. En erken örnekler tabii ki sample üzerinden yürüyor ama South'taki esas değişikliği DJ Screw yapacak. Onu da zaten yeri geldiğinde göreceğiz ileriki kısımlarda. Erken dönem Outkast, çok kötü okudum. Erken dönem Outkast bile müthiş abi. Aynen, Pimp C 5 enstrüman çalabiliyor. Yani müzikalite olarak, en vizyoner deme sebebi bu. Müzikalite olarak en müzisyen insanlar South'tan çıktı. Ama işte şey var, günümüz South'u da maalesef popülerleşen her şey gibi çok bozmuş durumda bence. Yani çok beğenmediğimi söylemem lazım. Hani şu kalite gitti çünkü. Mumble Rap era maalesef. Ki bunu önümüzdeki hafta değineceğiz. Çünkü Golden Age'den sonra haftaya da niyetim başlayıp 2000'lerin başından günümüze kadar hızlıca gelip bitirmek ki diğer konularımıza hızlı hızlı geçebilelim. Arif abi 25 izleyici birlikte host atmış, sağ olsun. Abi hoş geldiniz. Biz de hip hop kültürü, hip hop tarihi konuşuyorduk. Hip hop kültür yayınımızda, içeriğimizde, Hip Hop 101'de. Fatiko, takip için teşekkürler. Takiplerine herkese de teşekkür ederim. Dedeye selamlar. Parçaları dinlerken yorum yapmıyorum. Takiplerinizi tekrar okuyacağım parça bittikten sonra. Hepinize teşekkür ederim. Sıradaki parçamız Arrested Development, Tennessee. Atlantalılar ama şarkının adı Tennessee. Evet. Arrested Development'ta da görmüşsünüzdür bakın dediğimi. Soul etkisi ve gangster rap etkisi çok belli değil mi hala erken dönem için? Soruya cevap vereyim ve devam edeyim. Çünkü güzel bir soru gelmiş. Mesafenin yayınından geldim abi. Abi hoş geldiniz. YouTube'da programını görmüştüm. Çok güzel gidiyordu. Sana bir soru sormak istiyorum abi. Netflix'teki belgesel hakkında ne düşünüyorsun? Sence yeterli bir kaynak mıdır başlangıç için? Yanlış bilgi iletilmiş mi hiç orada? Yok abi, orada yanlış bilgi yok. Zaten özellikle Old School ve New School döneminde, hatta Golden Age'in başındaki sanatçıların, önemli hip hop figürlerinin ağzından hikayeleri dinliyoruz zaten. Hani yanlış bir bilgi yok. Başlangıç için iyidir ama yani Türkçe kaynak sıkıntısı çekeceksin. Bayağı İngilizce kaynaklardan araştırma yapman lazım. Ya da hani yayınlarımıza gelip ya da YouTube tekrarlarını izleyerek zamanla benzer kaynağı ben oluşturmaya çalışacağım. Hani izlensek de izlenmesek de problem değil. Ben böyle bir şey yapmak istiyorum çünkü. Diğer içeriklerimiz izleniyor yeterince. Hani başlangıç seviyesi için tatmin edecek seviyede çünkü. Hani bu izlenmese de 3-4 kişiye bile faydam dokunuyorsa ne mutlu yani. En kötü Türkçelerine buradan ulaşabileceksin yani. Şey diyordum.
Gangsta rap ve soul müzik etkisini zaten hissediyorsunuz ve dediğim gibi özellikle şu soundta hani diğer janralarda olmayan müzikalite fazlasıyla hani enstrüman çalabilme bazında olsun hani müzik bilmek bazında olsun var. Ha sonra diğer yaka rapçileri de müzik öğreniyorlar. Türkiye'deki gibi kimse bilmesek de olur mantığı devam etmiyorlar çünkü. Sonrasında sound değişecek. Size bir veya iki örnek daha göstereyim Atlanta'dan. Sonrasında ilerleyelim. Goody Mob, Cell Therapy sıradaki parçamız. Ya parça güzel bu. Yani sevmediğim için fade out atmadım. Yani şu yüzden fade out attım. Hani saat 2'ye yaklaşıyor. Hani ben bitirmeden gitmeyeceğim ayrı ama şey var. Yarın işi olanlar olabilir, uyuyacak olanlar olabilir. Onun için biraz hız kazanalım istedim. Ve ya Atlanta, erken dönem Atlanta'yı, Golden Age dönem Atlanta sound'unu burada fark etmişsiniz zaten. Anlamışsınızdır sound bazında neyi kastettiğimi en başta. Buradan size albüm önerilerinde de bulunayım tabii. Count Basti, Pre-Life Crisis, Arrested Development, demin dinlediğimiz şarkının olduğu albüm yanlış hatırlamıyorsam. Goody Mob, Soul Food, Outkast, Headlines ki bence en iyi albümlerinden bir tanesi Outkast'in. The Hard Boys, A Town Hard albümün ismini okuyamıyorum şu an bu albümün ismini hatırlamıyorum. A Town Hard Bleed olması lazım. Ghetto Mafia, Full Blooded Niggas, A Kilo, Organized Best ya da Kilo Ali diğer lakabıyla. MC Shady, The Comeback. Önerebileceğim albümler bunlar. Bu kısa geçeceğimiz bir bölge zaten. Çünkü erken dönemde Miami Bass dediğimiz bir sound var. O da Two Live Crew'un yaptığı eski disco soundlarını andırıyor Old School dönemdeki. Daha güçlü basslar yazılıyor 808'lerle beraber sadece. 909 da kullanılıyor bu soundda gerçi. Ve Two Live Crew'da olduğu gibi şarkılar rahatsız edici boyutta artık o seviyede bir cinsellik içeriyor sözler. Teması bu. Hatta bizim müziğimizdeki Parental Advisory o siyah bant vardır ya meşhur. Hani sadece aile onayıyla alabilirsiniz mevzusu. O Two Live Crew'un sözlerinden sonra bir açılan kamu davası üzerine öyle bir yasa geliyor Amerika'da ve o denetim Two Live Crew'dan sonra başlıyor. Bu sound'un öncüleri Mantronix, The Old School yayınımızda da, geçen haftaki yayınımızda da, Old School ve New School yayınlarında da kendilerinden bahsetmiştik. Yine aynı şekilde Two Live Crew. L-Trim var. 95 South var. Tag Team var. 69 Boys var. Yani isimlerden de şey yapıyorsunuzdur. Hani Miami Bass'ten sonra Vanilla Ice zaten pop rap ve aslında kendisi Miami'li değil ama bu sound'u alıyor kendini. Bu dipnotu düşeyim. Fresh Kid Ice, MC8, Brother Marcus, Trick dediği Miami Bass yapmıyor. O Miami'nin bildiğimiz manadaki South akımını temsil eden ve o dönemde rap yapan tek üyesi gibi bir şey diyebilirim size. Bu sound'u anlamak için Two Live Crew'dan bir parça açsak yeter açıkçası çünkü malum örnekler yani çok aynı sound. Hani günümüz pop rapinin daha sert bir atası diyelim gittikçe softlaşıyor çünkü. O zaman Two Live Crew'dan kısa bir örnek dinleyelim. Belki onun sonunu bile getirmeyebiliriz çünkü. Hani saygı duysam da beni en açmayan sound bu açıkçası hip hop tarihinde. Mumble rap dahil olmak üzere. Two Live Crew, Me ya eğlenceli, troll bir iş eyvallah ama yani bu, ya şu kadar örnek yeterli vakit kaybetmeyelim istiyorum çünkü. Merak ediyorsanız yani size zaten sound'u verdim, sanatçıları verdim. Araştırabilirsiniz siz de. Ama çok yani Miami Bass ve Golden Age dönemindeki Miami South'un en zayıf halkası benim gözümde açıkçası. Kişisel fikrim hani. Yo bu tarz işlerin yapılmasında bir sorunum yok abi. Hani şey var. Ya ben çok büyük saygı da duysam hani bilsem de açıkçası çok fazla Old School Hip Hop da uzun süre dinleyemiyorum abi. Benim için en sevdiğim soundlar benim East Coast'un aşırı kirli soundları var ya Golden Age dönemindeki yayının başlarına dinlediğimiz. Yoktuysan tekrardan bakabilirsin YouTube'a attığım zaman. Oradaki sound abi beni en çok çeken o. Hani bu tercih meselesi biraz yani. Ve özellikle 2010 öncesi South da beni çok çekiyor ama maalesef South üzdü beni biraz son yıllarda. Patiko çok teşekkür ederim.
Ya hoş geldiniz tekrar. Hatta aradan Aygül'e de konuşuruz. Konsepti beğenmenize çok sevindim. Diğer müzik türleri hakkında da program yapacağız. Hani sadece rap dinlemiyorsanız merak etmeyin. Ünlenmeni Arif abiyle aynı bu arada bende. Şu an Ona Tobacco üzüm nane içiyorum. Gerçi bitti de yayından sonra yeni kafayı yaparım belki uyumazsam. Miami Bass'i geçtim. Louisiana ve Bounce Müzik. Bounce Müzik de bugünün bu Bounce Müzik de Crunk'ın diğer temellerini attı diyebilirim. Burada çok önemli figürler var tabii ki. Sebebi şu. South'un mainstreamleşmesinde en büyük payı oynayan figürler Louisiana'dan çıktı. Manny Fresh ve Birdman. Yani Big Timers. Manny Fresh daha eski. Big Timers aslında Golden Age'e yetişmiyor ama Manny Fresh 1987'den beri sözü geçen bir DJ, saygın bir DJ. Louisiana hip hop camiasında. DJ Jubilee aynı şekilde öncülerden. Juvenile var. Şahim East'te neyse Juvenile Louisiana'da o. Çocuk yaşta star olup erken yaşta Golden Age'i deneyimledi. BG var aynı şekilde. Soulja Slim, Mystical ki çoğunuz bilirsiniz. Buradan çıkıp ünlenmiş birisi. Master P keza yine tıpkı Manny Fresh'lerin Cash Money'si gibi Master P de erken label'laşmaya giderek mainstream pop'a bayağı bir katkı sağlıyor. Top Dog'du galiba, değil mi? Aa, label'ın ismini unuttum. Bu yakışmadı bana. Ufuk, buradaysan. Mac var, Fiend var. Big Mike var. Yine Big Timers 96'da yetişiyor ama aslında DJ Fresh'ten yetişiyor. The Mobsters var, bilindik grup olarak. Buradaki sound biraz daha bounce, yani hoplamak anlamında. Yani burada aslında dans etmek gibi düşünün. Hani daha buradaki sound'da bounce tarzı tamamen aslında hani dans ettirmeye yönelik müzik gibi diyebiliriz. Hani New Orleans, yani Louisiana aslında en büyük şehri New Orleans olduğu için New Orleans diyeyim demeye devam edeceğim. Çünkü çoğu New Orleans bu sanatçıların. New Orleans'taki sound mainstream sound'un temeli. Bunu söyleyebilirim. Ha şey dedim abi, Master P'nin şirketi Top Dog mu demiştim, hatırladım, No Limit. Top Dog oradaki albümün adıydı. No Limit Records, hatırladım ha. Evet, 4,5 saatte 5 saat yayında olunca biraz kafa durdu bu ara. No Limit, No Limit abi, aynen hatırladım. No Limit ve Young Money özellikle dediğim, tekrar edeyim kaçıranlar olduysa. South'un mainstreamleşmesinde en büyük etken oynayan iki label ve ikisi de New Orleans'tan doğuyor. Buradan da size iki ya da üç örnek açayım. Erken dönem Louisiana sound'unu, bounce sound'unu görelim. Sonrasında sırasıyla Memphis ve Texas'a bakacağız ve yayınımızı sonlandıracağız. Ama bir yarım saatimiz vardır en az parçalarla beraber. Master P, 92 yılında yaptığı Jack of the Jacks parçası. Ya yine özellikle fade out attım çünkü bu Master P özelinde fikrim hep aynı benim. Hani müthiş bir iş adamı, vizyoner bir adam, eyvallah, ama yani Snoop Dogg haricinde kendi No Limit'e topladığı bir dönemki rapçilerle dahil abi, gerçekten çok kötü bir rap vokaldi, hep öyle kalacak yani. Ama müthiş bir iş adamı, o yönüne çok saygı duyuyorum. Hatta yani Snoop Dogg'un kariyerini kurtaran adamdır. Çünkü yani muhtemelen Suge Knight vuracaktı ki buna, Beef mevzusunda zaten o yayında değineceğiz. Master P kurtardı onu yani açıkçası. Mesela açabileceğim başka örnek Mystical. Ona bakalım. Vokal çok özgün. Hani Mystical özgün bir adamlardı. Yanlış bilmiyorsam onun legal problemleri onun kariyerini bitirdi. Günümüze ulaşamadı pek. Ama bir dönem bayağı da dinlenen bir insandı yani. Ama beat bazında konuşuyorum şu an. Yine Master P'de de Mystical'da da erken dönem gangster rap'e, yani G-Funk olmadan önceki halinden bahsediyorum. West Coast'taki gangster rap'e yine benzerliği fark ediyorsunuzdur. Hani sound olarak oraya oynuyorlar şimdilik. Sonra önümüzdeki iki şehirde baya bir değişiyor olay yani. Ama vokal tarzı olarak Mystical çok unik, çok özgün. Ve bir isim daha dinletip kısaca The Mobsters, az bilinen bir isim ama onları da biraz özgün bulduğum için dinleteceğim. Triple Beam parçanın adı.
Ya çok kısa dinlettim çünkü şöyle bir gerçek var. Siz de fark etmişsiniz. Damopsız'ın vokali gerçekten çok kötü ama sound'da o bildiğimiz klasik South sound'unun temellerini atan gruplardan bir tanesi 94 yılında. O 808 basları falan devam eden hani sadece kick'le beraber vurmadığı halini burada duyabiliyorsunuz. İlkel bir versiyon tabii ama o açıdan gösterdim. Hani bounce müzik ve Louisiana tarzı 90'ların başında buydu. Şu an gelelim South'u haritaya koyan iki şehire geliyoruz. Buralarda biraz daha fazla örnek dinleyip daha fazla isimden konuşacağız. Ama Louisiana için önce unutmuşum, albüm önerilerinde bulunayım. Juvenile, Being Myself, DJ Jubilee and the Carlton Crew, BG'nin Chopper City albümü var, Master P, Mama's Bad Boy var, Mystical'ın kendi ismini taşıyan ilk albümü var. Big Mike'ın Something Serious albümü var. Fiend'ın Won't Be Denied albümü var. Ve demin dinlettiğim The Mobsters'ın Triple Beam albümü var. Öncüler bunlar Louisiana'da açıkçası. Ve geldik Memphis. En enteresan şehirlerden bir tanesi. Önce temsilcileri tanıtayım. Ondan sonra Memphis camiasına bir değinip örnek dinleteceğim. 8Ball and MJG, Al Capone, Criminal Main, pardon. Gangsta Pat, Indo G ve Lil Blunt, Tommy Wright, Tree, Fraser Click, Riverside Click, Project Pat önemli isimlerden, The Case önemli isimlerden, en önemli temsilcilerden biri 8Ball'larla beraber, 36 Mafia, Tom Ski Mask, DJ Paul, Blackout ve MacDLE. Evet, işte, chatte de Miraç'ın söylediği gibi işte işlerin çirkinleştiği yere geldik. Abi Memphis'te şöyle bir durum var. Underground inanılmaz. Özellikle en büyük patlamayı 94 yılında kurulup 95'e yayınladığı albümde 36 Mafia yapıyor burada. Ve tabii ki Project Pat destekli Al Capone da bayağı yüksek mainstream başarıya ulaşıyor bir ara. Ama bizim size YouTube'dan kaset kayıtları dinleteceğim birazdan. Kendi çektikleri kasetlerde, CD'lerde bir arabasını bagajını açarak sokak sokak dolaşarak sattıkları CD'lerde buradaki insanlar bayağı kendi camialarında süperstar olmuşlar. Lokal de olsa süperstar olmuşlar. Yani elden 100 bin CD satmaktan falan bahsediyorum. Böyle rakamlar konuşuluyor. Ama Memphis dışında yoklar. Çünkü bu benim kendi kişisel yorumum, vizyonerlermiş çünkü. Yaptıkları müziği dinleyince hak vereceksiniz. Bu 2020'lerin temeli burada atılmış diyebilirim sana. 36 Mafia kadar başarılı olan yok sanırım oradan denmiş chatte. 8Ball ve MJG var abi. Bir döneme kadar Al Capone var. Onun dışında evet. 36 Mafia kadar olan yok ama zaten Memphis'in hani en karakteristik sound'u 36 Mafia. Ama birkaç underground demo dinleteceğim size birazdan. O zaman göreceksiniz. Hatta dinleteyim üstüne konuşalım isterseniz. Daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü burada dediğim gibi özgün sound ve işler biraz değişecek diyordum ya, o olmaya başlıyor burada. Grubun ismi Low Key On That Devil Shit. 1994 yılı. Bu arada baştan uyarıyorum. Bunların çoğu bir label'dan çıkmış, profesyonel stüdyoda kaydedilmiş işler olmadığı için bazılarının kayıt kalitesi çok kötü ama sıkılıp kapatmayın. Bir altyapılara falan özellikle beatlere bir bakın abi. Vokal tarzına, triplet flow'lara bakın. Hatta triplet flow var yani, onu söyleyeyim size. Fazla örnek göstereceğim için böyle birer dakika, 1,5 dakikalık örneklerle geçiştireceğim biraz burayı. Ama esas babalarda mesela 36 Mafia'yı falan daha uzun dinleriz, o problem değil. Tripletleri yakalamışsınızdır, beat mantığını yakalamışsınızdır. Yani şey var, o dönem için çok underrated ve underground kalmış olmalarına rağmen bugün için bak, bugünden baktığım zaman çok vizyoner görüyorum bu insanları ben. Sıradaki parçamız Memphis'ten örnek olarak gelsin. Tom Ski Mask, Niggas Watch Your Back.
Ve bunları daha önce de söylemiştim. YouTube tekrarındaki açıklama kısmına bunların linklerini bırakacağım için, hatta burada olmayan çalmadığımız parçaların da linklerini bırakacağım. Daha detaylı bakabilirsiniz oradan. Hızlı hızlı geçiyorum o yüzden örnekleri vermeye. Blackout, Smoking Trees. Bunlar underground örneklerdi. 3 tane verdim. Bir de bilindik MC'lerimize bakalım buradan. Mesela 8Ball'a bakalım. 8Ball'dan MJG, 9 Little Millimeter Boys parçanın adı. 93 olması lazım. Ya parça bayağı uzun olduğu için kesiyorum. Yani 2000'lerden sonra moda olan crunk, trap müzik, bugünümüzdeki mumble rap ve hatta yer yer Chicago drill'in nereden esinlendiğini zaten şu an fark ediyorsunuzdur. Bizde crunk'ı bir ara RM'ler yapmıştı abi. İzmir'den. RM abiler yapmıştı. Bir de Al Capone'a bakalım. Al Capone, Once a Thug, 95. Evet, dediğim gibi bakın burada G-Funk etkisi vardı, görüyor musunuz? Hani benim Memphis'i değerli görme sebebim şu yüzden. Mesela Atlanta'nın erken dönemi de yaratıcıydı, eyvallah. Mesela Louisiana'ya baktığımızda ya da Miami'ye baktığımızda çok büyük bir özgünlük görmüyorken, burada G-Funk alınmış ama üstüne bayağı bir şey eklenmiş. Bildiğimiz manada G-Funk dinlemiyoruz. Bir fark var. Bayağı yaratıcı şeyler denemişler yani Memphis'te. Golden Age döneminde. Ama hep gölgede kalmış bir yer. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Yani Golden Age'de hani ben de biraz o taraftayım ama en önde gördüğüm yer benim öncelikle East Coast. Gangsta Rap dönemi kapandıktan sonra 90'ların ortasında 95-96 gibi West Coast bence bayağı bir tekrar öne geçiyor. 2000'lerden sonra mainstream bazında sağ tutamıyoruz ama bayağı underrated kalıyor yani baktığımızda. Evet, o zaman albüm önerilerimize bakalım buradan. Ve Texas'a, yani son eyaletimize geçelim. Evet, Al Capone enstrüman da çalıyor abi. Elektro gitar çalıyor. Şeytana tapma olaylarına şurada gireceğim abi. Ona bu yayına girmeyeceğim. Memphis'te çok ufak değindim. Orada anlamışsındır. Memphis'te horrorcore rap de çok deneniyor dediğim. Hatta bir ara satanist rap'e evrildi horrorcore'dan ziyade ama horrorcore janrasını, çünkü horrorcore'un bir ayağı da abi Avrupa ve Kanada'da çok büyük oranda. Golden Age sonrasından bahsediyorum tabii. Onun için horrorcore'a başka bir başlık açmamız lazım diye düşünüp o konuyu oraya saklıyorum biraz. Hani bugün biraz yüzeysel horrorcore'a değinmiş olalım. Onu horrorcore başlığında ayrıca konuşacağım. 8Ball'dan MJG, Coming Out Hard, 36 Mafia, Mystic Styles, Al Capone, Sinista Funk, RSG, yani Riverside Click, Kaseto, kendi zaten farkındasınızdır, kendileri yazmışlar yani üstüne. Mac DLE, Criminal is the Criminal Many, DJ Motherfucking Sound, Fraser Click bu. Aynen Fraser Click'in demo kaseti. Gangsta Pet, Indo G ve Il Blunt The Antidote. Önerdiğim albümler bunlar. Onun dışında demin ki YouTube demoları, onların bir kapağı falan yok. Onları buraya öneri olarak koyamadım. Onu link olarak bırakacağım size. Ve geçelim. Texas, H-Town yani Houston. Yani Texas sadece Houston'dan ibaret değil. Dallas da var bunun içinde. Ama Austin var. Ama en büyük şehir Houston ve en önemli gruplar Houston'dan çıktı burada. O yüzden ona değinmek adına H-Town yazdım. Yoksa Texas eşittir H-Town demek değil o. Yani Houston demek değil Texas eşittir. Başlıca grupları sayayım. Ondan sonra buradaki devrim niteliğindeki olaylara geleceğiz. UNLV, YMP. Bunlar biraz One Hit Wonder kafasındaki isimler. Golden Age döneminde. Nemesis. Öncülerden sayabilirim ama çok underrated kalıyorlar. UGK. İkinci büyük grup South'taki. Yani şu açıdan ikinci büyük grup. Önce şunu da bir anlatayım UGK'ye dönmeden. Bu Golden Age döneminde East Coast ve West Coast hem mainstream başarı olarak hem kendi aralarındaki rekabet arasında bir taraftan da hani South'u çok küçümsüyorlardı. Hani biraz aşağılayarak bakıyorlardı oraya. İlk başta Scarface ve Ghetto Boys ekibi çıktı. Biz de varız dedi. UGK South'un da o piyasada olduğunu tartışmasız hale getirdi diyebilirim Outkast'le beraber Atlanta'dan. Yani yaptıkları müzikte ki hani rahmetli Pimp C için hani Bambi şey der hani yani UGK müziğe oydu zatenler. Yani
Biz iki kişiydik ama müzik tarafı oydu. Öylece müzik bitti der yani hatta. Hani Pimsi 5-6 enstrüman falan çalabilen bayağı ciddi müzisyen bir insandı çünkü rahmetli. Yani bu özellikle Southwood'da Texas bazında konuşuyorum. Demin zaten diğerlerini saydık. UGK ve Geto Boys. En önemli iki figür bu. Bunu unutmuyoruz. Too Much Trouble, genç Geto Boys diyebilirim onlara. Hani yine aynı label'dan, Rap A Lot'tan çıkıyor onlar da. Ve bayağı Geto Boys'un alternatifi olarak aynı label'dan sunuluyorlar. The Terrorists, South Coast, Point Blank saydım. Royal Flush Posse, Ron C, Prime Time, Preachers, PKO, Papa Chuck, Much Posse ve FMC olarak Lesmone sayabilirim. Tabii ki bitmiyor. Mob Under the Influence, Klondike Cat, Geto Boys demin saydık. Üçüncü büyük figür sayabileceğimiz isimlerden bir tanesi. Üçe derçi daha önce birini koyacağım da MC olarak konuşuyorum şu an. ASG, Genocide, Gangsta Nip, bu da önemli bir Texas figürü. Fat Pat önemli bir Texas figürü ve geldik bahsettiğim kişiye. DJ Screw. DJ Screw, South'un bugünkü müziğini belirleyen insan. Screw and Chop dediğimiz bir olay var. Yani demin parçada Ufuk bahsetmişti chatte. Belki görmüşsünüzdür. Sesin kalınlaşıp yayılması. Onun mucididir. Ve aynı zamanda South'un tarzını belirler dediğim şudur. Fazla hızlı buluyor diğer canlıları ve diyor ki bizim müziğimiz yavaşlamalı. Ve double time teknikleri geliştirmeye başlıyor. Bu da şu demek. 140 BPM beat ama 70 BPM olarak kullanmak. Double time dediğim mevzu bu MC okurken. Ve böylece o bildiğiniz Sound'daki yaya yaya ağır ağır okumak modası DJ Screw sayesinde başlıyor. Hatta George Floyd'la bile parçası vardır rahmetli. Biliyorsunuzdur. Şu anki Black Lives Matter eylemlerini tekrar başlatan kurban. DJ Screw onun için South genelinde çok önemli bir figür. Evet, esnetmek diye Türkçeleştirebiliriz. Yavaşlatmak tam olmadı. Çünkü Screw'un tam karşılığı yok bizde biliyorsun. Chop ve Screw mevzusunu. Chop bölmek, Screw esnetmek diye size anlayabileceğiniz şekilde tercüme edebilirim onu. Devin the Dude önemli bir figür o da ama çok öncü sayamam. Crime Boss, Black Monks, Born Twice, Born Hostage. Erken dönem, yani erken dönem demeyeyim. Çünkü old school'a kaçar o zaman. Golden Age'in erken dönemlerinde Texas'ta gördüğümüz figür burası ve Texas dediğim gibi South'un merkezi bence hala da öyle. Ama yaratıcılık bazında Memphis. Yani DJ Screw'u çıkarırsak Texas'ta Memphis. Örneklerimizi dinleyelim. DJ Screw'un özellikle tekniklerini YouTube'dan araştırın. Parça dinlemekten ziyade anlayacaksınız. Hani günümüzde bile kullanılıyor. Hatta Türkçe rap'teki en basit anlayabileceğim örneği aklıma geldi. Ezhel ve Artsın Pavyon şarkısındaki nakarat kısmı mesela tam bir Chop'tan Screw'da örneği mesela. O zaman tabii ki Geto Boys'la başlayalım. Örneklerimizi dinlemeye. Geto Boys. My mind playing tricks on me. Bu arada çok sevdiğim bir beat'tir bu aynı zamanda ya. Sıradaki parçayı dediğim gibi diğer büyüklerden örnek gidelim burada. Demo tape'ler yerine. UGK. Use me up. O zaman şöyle... Oha, kısayım derken çok iyi bir geçişle kapattık. Umarım iyiydi ya da bilmiyorum size nasıl geldiğini. Şöyle yapalım o zaman. Son örneğimizi de çalayım. Sonrasında saat çünkü 2.30'a geliyor. Yarın işe gidecek olanlarınız var. 5.5 saattir bana katlanıyorsunuz. Çok değerli bu benim için. Son bir örneğimizi dinleyelim Texas'tan. Çünkü linkleri verdiğimde kendiniz araştırmanızı yapacaksınız geri kalanda. Ve albüm önerisini de yapayım. Ondan sonra bugünlük dağılalım ve yarın haftalıkta görüşelim diyorum. Ne dersiniz? O zaman kimle kapatalım? Gangsta Nip'le kapatalım o zaman. Parçada K-Rino, Dope E ve Point Blank de var çünkü. Bütün abileri görmüş oluruz bir klipte. Hemen kapatmıyoruz Clarence. Bir 10-15 dakika daha buradayız ama anlaşalım dedim ben şimdiden. Gangsta Nip, fuck you. Evet. Çok uzun olduğu için ben dediğim gibi bunları size linkle bıraktığımda bakarız. Ve albüm önerilerime döneyim burada da. Sonra da vedalaşalım sizlerle.
trollüğünü açıyorum ben ama bir şey olsun diye. Hani 1 milyona da nikah falan düşünüyorum böyle mesela. Oraya yazacağım. Nasıl olsa olmayacak öyle bir şey yani. Evet, albüm önerileri. Prime Time, kendi isimli albümleri. Point Blank'in o albüm ismini okuyamıyorum ya. Prone to Car Dreams olması lazım. Ghetto Boys, kendi ismini taşıyan albümü. UGK, Super Tight. ESG, Ocean of Funk. Gangsta Nip, demin dinlediğimiz abi. The South Park Psycho. Black Monks, Hidden Temple. Klondike Cat, kendi ismini taşıyan albüm. Önerebileceklerim bu kadar. Hepinize tek tek çok çok teşekkür ediyorum. Hani ben de elektrik gittiğinden beri izleyici sayısı sabit gözüküyor. Hani şu an kaç kişiyiz bilmiyorum. Hani elektrik gittiğinde neyse orada sabit kaldı. Ne aşağı ne yukarı gitmiyor. Artık kaç kişiysek de bu şu yayının 5,5 saat yayın yapmışız. 5,5 saattir bana katlandığınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için çok değerli. Hepinize iyi geceler diliyorum. Yarın Mali ile haftalık yayınında bu hafta çıkmış Türkçe rap işlerine bakıyoruz. Epidemic Cypher, Sayan, hani sorulmuştu burada en başından sonra arkadaşlar duruyorsa diye tekrar edeyim. Onlara yarın bakacağız. Normalde 9'da yapıyoruz ama ben ayıp söylemesi bir yemek falan yiyip öyle uyurum bakalım kalkabilecek miyim daha listeyi yapacak kadar erken. Ona göre bakacağız. Of. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugünlük sizi kimseye göndermiyorum. Direkt uyumaya gidelim hep beraber. Hostlayayım mı? Mestefe online'sa hadi Mestefe'ye hostlayayım. Hemen bakayım şuradan. İyi geceler, görüşmek üzere. Ha, online Mestefe, tamam. O zaman Mestefe'ye hostlayayım. Herkese iyi geceler. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya da muhtemelen başlar 98'den başlar. Günümüze kadar hızlıca bir geliriz. Ya hızlıca dediğim bazı canlıların üzerinde çok durmayacağım günümüz sanatlarında çünkü. Ölü tarzlar var böyle, arada böyle 2 sene falan yaşayan. Onlara çok girmem muhtemelen. Herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mesnefe'ye selam söyleyin.